kravatımız falan. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündemin değerli ve çok önemli konuğu var. Araştırmacı yazar Seda Çağlayan hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeki Şimdi, Bey. Şimdi tabii uzun zamandır sizlerle program yapamadık. Evet. Hem seçimlerin olması seçimlerin nedeniyle. Olmasından dolayı. Evet. Uzun kamuoyu bir dönem beraber olamadık. Doğru. Kamuoyu sizi çok özledi. Özellikle doğru. Harput'la tarihimizle ilgi yaptığımız programda evet. insanlar merakla izliyor. Hatta bize zaman zaman sitem ediyorlar. Sedat hocamızı ne zaman alacaksınız? Sizin böyle anlattığınız, üslubunuz insanların çok hoşuna gidiyor. Bugün de bize kırmayıp geldiğin için sizlere çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başta bu imkanı bize tanıyan Sayın Yasemin Hanım'a, ondan sonra zat halinize ve Kanal Fırat ailesine. Sen de bir ailedesin. Evet, ben buranın ailesiyim, doğru söylüyorsunuz. Çünkü sizlerle beraber bizim yayın hayatımızdan beri 15 senedir evet. hep beraberiz. Güzel programlarımız oldu ve hepsi de canlı yayındı, hatırlayın. Evet. Güzel programlarımız oldu. Eğer dilimizin döndüğünce hemşerilerimize bir şeyler anlatabilmişsek ne mutlu bize. Evet, çok güzel gibi. Şeyler anlatıyorsunuz. Allah eksikliğinizi vermesin. Estağfurullah. Şimdi Sedat Hocam, tabii yarın Türkiye önemli bir seçimlere evet. gidecek. 30 Mart tarihinde yerel seçimlere yapacağız. Hem ülkemiz için hem Elazığ için Allah ne hayırlıysa onu nasip etsin. Amin. Elazığ'a kim güzel hizmet edecekse, amin. Elazığ'a kimin katkısı olacaksa Allah ona nasip etsin. Amin. Tabii biz bunu yaparken biraz dedik ki işte Harput'ta Osmanlı zamanında seçimler nasıl yapılırdı? Özellikle belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri nasıl belirlenirdi? Onları evet. konuşalım dedik. Hayır, eğer müsaade ederseniz, uygun görürseniz özellikle Osmanlı zamanında baktığımız zaman Elazığ'da, Harput'ta evet. daha doğrusu belediye başkanları kimlerdi? Oradan başlayalım eğer uygun görürseniz. Şimdi Zeki Bey şöyle arz edeyim. Tabii Tanzimat'tan bu tarafa bilhassa belediyelik teşkilatı 1856'lardan sonra zuhur etmiş. Daha önceleri Osmanlı zamanında belediye diye bir kavram yok. 1719'larda o dönemlerde. O dönemlerde ferraşi mezbele dedikleri. Çok özür dilerim. O dönemde seçimler mi yapılıyor yoksa atama daha o zaman mı? Anlattığım seçim yok. Seçim yani belediyelik yok. De yok ha, o dönemde. Evet. 1719'lar 20'ler. Evet. O dönemde ferraşi bezmele dedikleri, yani o beldenin, o semtin sakinleri, zengin kesimi adam tutuyorlar, caddeleri, sokakları kendi parasını vererekten, yani bir aylığa bağlayaraktan adamcağızın parasını veriyorlar, sokakları, caddelerini süpürttürüyorlar. Dikkat ederseniz eski dönemlerde tabii belediye teşkilatı olmadığı için mesela köylerde bilhassa bayanlar çeşmelerin önünü, kapılarının önünü temizlerlerdi. Evet. Ha şehirlerde de söylediğim şekilde faraş tutarlar. Paralarını da o vatandaşlar yani oranın zenginleri verir ve bu işleri aksatmazlardı. Daha sonra Tanzimat'ta İhtisap Nazırlığı diye bir birim kuruluyor. İhtisap dedikleri, yalnız bu tabii denetlemeye minval. Şöyle bir durum, yani belediyenin yaptığı görevleri tam manasıyla yapamıyor. Tabii kadılara bağlı, bunlar da maalesef o kadar yani ileriye gidemiyorlar. Hatta Harput'ta da bu ihtisap ağalığı var. Hatta Hüseyinlik'te de var. Bir türkü söyleyeyim. Evet. Bu eski bir türküdür. En aşağı 180 senelik bir türkü evet. Hüseyin'in. Der ki ihtisapta Hasan Kakko diye aynı böyle bir türkü vardır. Bu yani literatüre de girmiştir. Tabii şimdi çalınıp söylenmiyor ama evet. o dönemden ihtisap ağalığından gelen bir türkü. Evet, doğru. Şöyledir, Hüseyin'in altı depo, kuşlar öter beppo beppo, ihtisapta Hasan Kakko diye o dönemde bir türkü çıkarılmıştır. Demek ki Hasan Kakko denilen adam ihtisap ağası, evet. işte narhını, efendim şeyini, temizliğini dikkat ediyor. Evet. Onların mesela diyelim ki ücretleri falan o belirliyor o dönemde. Evet. Daha sonraları 16 Ağustos 1854'te, bu belediye modelini Paris'ten almışız. Evet. Daha doğrusu onu da söyleyeyim. Sultan Abdülaziz Han'ın Avrupa seyahatinde
Ondan sonra tabii mahiyetiyle beraber gitmişler. Paris'te o dönemin belediye başkanı bunlara bir yemek vermiş, ziyafet vermiş. Ziyafette de İstanbul belediye başkanı, yani o zaman tabii belediye başkanı denilmiyor, şehremini evet. tabiri. Oradaki Ömer Faiz Efendi'ye sormuş Fransızca. Demiş ki, siz koca İstanbul'u nasıl temizliyorsunuz? Ömer Efendi düşünmüş, tabii öyle bir temizleyecek şey yok. Evet. Demiş ki, beyefendi bizde demiş esnaflar sabahleyin namazdan sonra gelirler, herkes kapısının önünü temizlediği için bizim İstanbul'umuz demiş tertemizdir. Evet. Böyle de bir anekdot var. Şimdi İstanbul şehre emanet edildiği adı altında tabii belediye teşkilatı kuruluyor. Kurulduktan sonra 1868'den sonra İstanbul dışındaki eyaletlerde, vilayetlerde belediyelik teşkilatı kurulmasına izin veriliyor. Evet. Ve ondan sonra bizim burada da kuruluyor. İlk belediye teşkilatımız Hicri 1299. Yani 1300 söyleyin. 1300. Yani 1882-83'lerde. Evet. Mamuratül Aziz'de ilk belediye teşkilatı kuruluyor. İlk başkanı Çöteli İshak Bey. Çötellerin İshak Bey. Ya şu anki Çöteli ailesiyle devamı mı? Tabii. Değil mi? Şimdi Zeki Bey şöyle, Çöteli ailesi eşraf bir aile evet. o dönemde. Tabii daha biraz ileriye gidersek 1830'larda Çöteli İbrahim Paşa. Evet. Eyalet valisi, eyalet Diyarbakır valisi. Eyalet valisi görevini evet. yürütüyor. Hı. Kısa bir süre sonra vefat ediyor. Vefat edince bu sefer hem damadı hem yeğeni İshak Paşa'ya veriliyor eyalet valiliği. Doğru. Evet. Daha sonra da Reşit Mehmet Paşa'nın Elazığ'a gelmesiyle paşalığını alıyorlar. İshak evet. Bey'in. Yani İshak Paşa'nın. İshak Paşa'nın bu torunu. Evet. Bu İshak Bey. İlk belediye başkanı yani 1881-82'lerdeki yani daha evvelde. Çünkü Elazığ 1879'da İlk valisi mesela Abdullah Musip Paşa, evet. daha sonra Abdülnafi Efendi valilikti ve 1879'dan bu tarafa da valilik olası şimdiye kadar günümüze kadar valilik olarak gelmiştir, değişmemiştir. Evet. Bu sürede o zaman işte İshak Bey belediye reisi oluyor. Evet. Demin söylediğim İshak Paşa'nın torunu Hüsnü Bey'in oğlu İshak Bey. Ondan sonra tabii o dönemde bir kısa anekdot, hepsi rahmete gitmişler. Onların isimlerini zikredeyim. Evet. O dönemde il meclisi var. Yani nasıl belediye meclisi varsa, o dönemde il meclisi de var. İl meclisi, Abdullah Musip Paşa zamanı, Hicri 1298 tarihli, yani 1800'lü yıllar, 1879'lu yıllar. Ve 1880-81 yılları. O dönemde il meclisi Hacı Muharrem Paşa. Yani Mir-il Ümera Hacı Muharrem Paşa. Bir de Hacı Ziya Bey'in babası Mehmet Reşit Efendi. Bunun yanında da iki tane gayrimüslimlerden. Yani kanun icabı il meclisi eyaletlerde veyahut da şehirlerde. İki tane Müslümanlardan, iki tane de gayrimüslimlerden. Yalnız tabii o dönemde İl meclisi, belediye meclisi elit tabakadan olacak. Araştırılıyor. Liyakat ehli olacak. Yani eşraf aile olacak. Doğru. Tabii. Şartlar böyle. Yani şimdi mesela günümüze baktığımız zaman günümüzde herkes işte il genel meclisi üyeliğine, belediye meclisi üyeliğine evet. aday oluyor. Evet. O zaman teklif mi gidiyormuş? Yoksa hani araştırıp edip yani şimdi, teklif götürüp işte İl genel meclis üyesi adayımız oldu. Evet. Hatta belediye meclis üyemiz oldu diye mi yapılıyor dönemde? Şöyle Zeki Bey, o dönemde tabii ki valiliğin denetiminde liyakat ehli aranıyor. Bu adam biz buraya atarsak acaba bu işi yürütebilecek mi? Evet. Bu araştırılıyor tabii. İkincisi, özür dilerim. Estağfurullah. Dürüstlüğüne bakılıyor, evet. şeciye karakterine bakılıyor. Hakikaten elit zümreden
getiriyorlar il meclisi. O dönemde mesela Hüseyinlikli Hacı Muharrem Paşa, Mir-i Lümera Hacı Muharrem Paşa ve Hacı Ziya Bey'in babası Mehmet Reşit Efendi. Reşit Efendi. Bu tarafa gelelim, belediye reisleri. Doğru. Rahmete vesile olur, isimlerini kısaca hemen söyleyeyim. Evet. Çöteli İshak Bey, Hasan Bey, İsmail Ağa, David Ağa, Kirkor Ağa ve Kaspar Ağa. Evet. Evet. Hem gayrimüslimlerden var hem de Müslümanlardan var. Tabii bunların hepsi il meclisi çok önemli bir görev. Çünkü bütün işler vali beyle beraber toplantı yapılaraktan, istişare edilerekten yapılıyor. O bakımdan il meclisi ve belediye meclisi önemli. Evet, doğru. Sonunda İshak Bey'den sonra Hicri 1301 tarihli, yani 1883-84'lerde de yine Çötelizadelerden Ömer Bey. Evet. Başkan vekili, yani belediye başkan vekili olarak görev yapıyor. Ondan sonra sırasıyla söyleyeyim. On, 1302, yani 1884'ler, 85'ler, Mehmet Reşit Efendi, evet. 1305 Hicri Salih Paşazade, Hasan Tahsin Bey, belediye başkanlığı. Kaç yıl sürüyor görevleri genelde? Bazen 3 yıl, bazen 2 yıl. Hepsi atanmayla geliyor, seçime kadar. Tabii, tabii. Yani. Evet. Yani şimdi şöyle, bir de antiparantez şunu evet, şöyle söyleyelim. Mesela 1877-78'de ilk meclisi mebusana milletvekili gidecek. Evet. Harput halkı düşünüyor, biz kimi gönderelim? Tabii o zaman Harput'ta da, Elazığ'da da, yani Mamuratül Aziz'de de herkes herkesi tanıyor. O bakımdan araştırılıyor. Eşrafı, esnafı, uleması, askeriyesi toplanıyor. En sonunda karar veriliyor. Diyor ki, Efendigillerin Mahmut Vahdi Efendi'yi gönderelim. Mahmut Vahdi Efendi'ye geliyorlar, efendi lütfen bu şeyi sen kabul edesin. Bizi orada deruhte edesin milletvekili olarak, mebus olarak. O da diyor ki yok efendim, beni mazur görün. Evet. Filan efendi benden daha liyakatli. Evet, mümkünse ona teklifi götürün. Ha, istemiyorlar beni. Tabii. Evet. Yani şimdi şöyle bir durum. Evet. Adam diyor ki benden daha liyakatlileri var diyor. Evet. Lütfen onlarla istişare edin. Evet. Hayır diyor, biz diyor eşrafı, esnafı, uleması, efendim askeriyesi toplandı, karar verdik. Sen gideceksin. Çünkü sen fıkıh profesörüsün o dönemde. O dönem. Evet, medreseden yetişmiş. Evet. Ve adamcağızı gönderiyorlar. Evet. O dönem öyle. Keşke bu dönemde öyle olsa. Keşke. Evet, evet, değil mi? Şimdi maalesef yani o eskileri anlattığımız vakit hikaye gibi geliyor. Ama aslında öyle değil. Doğru. Böyle. Evet. İkinci bir husus, belediye reisleri. Bunun yanında da meclisleri. O dönemde daha sonraki biraz sonra anlatacağım Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1963 yılına kadar belediye reisliği seçimi olmuyor. Bir liste giriyor. O listede de bütün yani oraya girecek zevat hepsi belediye reisi olma efsafında insanlar. Evet. Birinci oturumunda işlerinden, kendi uhdelerinden bir reis seçiyorlar Zeki Bey. Evet. Kendi. Yani şimdiki kağıt ayrı mesela. Tabii. Belediye başkanının kağıdı ayrı. Belediye meclisinin kağıdı ayrı. İl meclisinin kağıdı ayrı. Yarın kullanacağız. Tabii, doğru, evet. Ama o dönemde öyle değil. Evet. Yani seçilenler herkes birer belediye reis adayı. Evet. Namzeti. Doğru. Kendi birinci toplantılarında işlerinden bir adam seçiyorlar. Doğru. 1963 yılına kadar. Evet, doğru. Evet. Ondan sonra kanun değişiyor. Kanun değişiyor, evet. Tabii belediye başkanlığı ayrı, belediye meclisi ayrı, il meclisi ayrı diye gidiyor. Doğru. Evet. Devam edelim. Belediye reisleri Hicri 1307 Mustafa Efendi, 1308, 1309, 1310 Hüseyinlikli Hacı Ömer Bey, benim dedemdir. Evet. Ondan sonra sizin dedeniz. Evet, 1312 Hacı Ziya Bey. Evet. Şimdi hamamın adı verilmiş Hacı Ziya ya. Hacı Ziya Bey iki dönemde o yapıyor.
Ondan sonra da Çöteli Muhittin Bey. Evet. Çöteli Muhittin Bey, demin söyledik ya, İshak Bey dedik. Doğru. İshak Bey'in oğlu. Evet. Bir kardeş Muhittin Bey, bir kardeş Mehmet Bey. Mehmet Bey. Evet. Muhittin Bey şimdiki turistik otelin yeri var ya. Evet. Orada konağı var. Ha, orada konağı var. Mehmet Bey'in de yıl 2'de konağı var. Onlar kardeşler. Evet. Daha sonra da Muhittin Bey'den sonra Beyzade Efendi'nin küçük oğlu Hacı Bahattin Efendi. Bir dönemde o belediye başkanlığı yapıyor. Daha sonra 1325 tarihli Çöteli Mehmet Bey. Evet. Demin söyledim, Muhittin Bey'in kardeşi. Doğru. Çöteli ailesi. Çöteli ailesi. O da iki dönem yapıyor. 1325'ten 1331 yılına kadar. Ve araları bazen amcası oğlu Ömer Bey'le araları açılıyor. Evet. Ondan sonra bizde şikayet etmek çoktur. Efendim, o zamanda işte, da var mı bir şikayet? Tabii. Değil mi? İnsanoğlunun halet-i ruhiyesidir. Evet. Yani amcaoğlu amcaoğlunu şikayet ediyor. Evet, doğru. Ondan sonra müfettiş geliyor İstanbul'dan, Dersaadet'ten. Araştırılıyor ki adamın bir günahı yok. Günahı yok. Bir daha iade ediliyor. Evet, doğru. Yani o dönemde de var. De varmış. Şimdi tabii anlatacağız. Evet. Şöyle bir durum. Valileri şikayet etmişler mesela. Ha, valileri. Evet. Mehmet Enes Paşa şikayet edilmiş. Evet. Efendim Hasan Bey şikayet edilmiş bu Hanpınar'ını yapan. Evet. Ve en sonunda valilikten olmuş Hasan Bey. Doğru. Sami Paşazade, evet. Hasan Bey. Evet. İmarcı bir vali. Evet. Ondan sonra müftüden arası açılıyor Mehmet Nuri Efendi ile. Ondan sonra halk telgrafhane başında Sultanahmet'e 3 gün telgraf çekiyorlar. Doğru. En sonunda vali alınıyor. Vali alınıyor. Evet, gerçek bu yani. Ama şimdi mesela Sedat Hocam, o dönemde de baktığımız zaman yani valiler genelde hep dışarıdan atanıyor. Günümüzde tabii. Olduğu gibi. Belediye başkanı o yörenin insanından atanıyor. Evet. Değil mi? Şöyle, tabii eşraftan. 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 Şimdi herkes eşraf deniyor mu? Şimdiki... Evet. O zaman kimlere eşraf deniyordu yani? Şimdi şöyle bir durum. Sülaleden gelen, yani asalet alıp satılacak bir meta değildir. Doğru. Sülaleden gelen bir eşraflık vardır. Babadan, dededen, efendim sonra Osmanlı döneminde, şimdi tabii Cumhuriyet dönemiyle Osmanlı dönemini bir etmemek lazım. Doğru. Padişahın verdiği sivil rütbeler vardır. Evet. Bir de askeri rütbeler vardır. Doğru. Hani mesela duraklama devrinde işte kaz askerler, efendim Anadolu Beylerbeyi, Rumeli Beylerbeyi falan gibi imtiyazlar verilmiş. Doğru. Artı eyalet de mesela ayanlar, ayan ailesi gelir mesela. Anadolu'da çoktur. Doğru. Ondan sonra da Tanzimat'ta da efendim işte sivil rütbeler verilir. Doğru. İşte bunlar nelerdir? Hamise, Rabiye, Salise, Saniye, Mütemayiz, Ula, Bala diye gider. Doğru. Bunlar askeriyedeki rütbelere denktir. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. İşte onun için araştırılır. Her adama o rütbe verilmez Osmanlı'da. Doğru. Şimdi diyelim ki Harput ayağını dediğim vakit belirli bir kıstası olacak. Ayan diyorsun. Ayan, tabii. Her şeye hükmedecek. Doğru. Veya paşalık verdiğim vakit o adama, o adamdan her şeyi Osmanlı soruyor. Tabii. O adam da kendi görevini yapmaya gayret ediyor. Doğru. Gelelim memur kesiminde, demin söyledim ya Tanzimat'ta. Evet. Tanzimat'ta da ne yapılıyor? Efendim işte demin saydım. Salise, Saniye, Mütemayiz, Ula, Bala diye rütbeler veriliyor. Mesela bir devlet dairesine gittiğiniz vakit diyelim ki Mütemayiz rütbesi, yani sivil miralaylık almışsınız Zeki Bey. Bir örnek vereyim mesela. Evet. Diyelim tapu dairesinde, nüfus dairesinde bir işiniz var. Yazılan ilamda bile onların başına gelecek ibareler var. Mesela İzzetli Zeki Bey, Beyefendi Hazretlerine. Evet. Mesela diyelim ki salise rütbesi almışsınız, başına Rifatlı diye ibare gelecek. Doğru. Yoksa şimdiki gibi efendim herkes eşraf, her şey eşraf değil. Olmaz. Doğru. Değil. Evet. Evet. Şimdi yani millet her şeyi söylüyor da. Evet. Her şeyin bir nizamı, intizamı var Osmanlı'da. Evet. Devam edersek. Evet, devam edelim. Evet, Mehmet Bey'le dedim, Çöteli Ömer Bey'in arası açılıyor. Ondan sonra İstanbul'dan şey geliyor, müfettiş geliyor. Müfettiş geliyor, araştırıyor ki Mehmet Bey'de bir şey yok. Dürüst bir adam.
Ondan sonra tekrar görev iade ediliyor. Evet. Mehmet Bey de bir süre yapıyor. Bu da işte İshak Bey'in oğlu, evet. Çöteliler'in. Muhittin Bey'in de kardeşi. Ondan sonra da 1916 yıllarında da Şükrü Paşazade Asaf Bey belediye başkanı oluyor. 1918-20 arasında da Çöteli Rıza Bey'in oğlu, yine Çötelilerden Mehmet Bey. Mehmet Bey. Evet. Bunlar ilk başta Harput'ta oturmuşlar. Sonra saraydaki konaklarına inmişler. Daha sonra da Zenteliş'te oturmuşlardır bu Mehmet Beyler. Evet. Şimdi bir Zenteliş kuşağı vardı Çötelilerin, bir de Yığıki. Evet. Yığıki'de mesela Mehmet Bey demin söylediğim oturmuştur. İshak Bey oturmuştur. Bunlar da Zenteliş'te oturmuşlardır. Evet. Ve şöyle bir durum, bu belediye başkanlarının şeyleri de, meclis üyeleri de hep eşraftan olacak. Yani çünkü Osmanlı o dönemde pek para veremiyor. Sultanahmet döneminde, evet. Sultan Reşat döneminde memurlara bile doğru dürüst para veremiyorlar. Bu eşraf aileler çoğu para almadan bu işi, ha, bu işi yürütüyor. Yapıyor. Evet. Hem yani belediye başkanları hem meclis üyeleri. Meclis üyeleri. Evet. İl meclisi de böyle. Evet. İl meclisinin demin arz ettim 4 tane. Sayısı az değil mi 4 tane? O zaman öyle. 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 Evet. Şöyle mesela belediye meclisinde de 5 tane azalar. Ha 5 tane. Tabii 5 tane. İl meclisinde 4 tane. Şimdi il meclisinde 2 tane Müslüman olacak, 2 tane gayrimüslim olacak. Gayrimüslimlerin de elitleri olacak. Ha elitleri olacak. Evet. Ayak takımını almazlar. Evet. Evet. Çünkü seçimler şeyler valilik huzurunda yapılıyor. Evet. Seçim nasıl valilik huzurunda yapılıyor? Şimdi şöyle mesela kaç oy almış? Yani, ondan sonra oyu vatandaşlar mı kullanıyor tabii, yoksa? Vatandaşlar hepsi kullanmıyor. Evet. Ondan sonra bu işe şey yapanlar mesela onlar kullanıyor. Evet. Doğru. İkinci bir husus kendi aralarında da mesela sürtüşmeler oluyor il meclisi. Mesela diyelim ki filan bey diyor ki ben olayım. Evet. O biri diyor ben olayım. Ben olayım. Tabii aralarında tabii da bir husumet mesela oluyor. Mesela şimdi 4 tane dedik ya il genel meclisi. Evet. Oradan gidecek olursak. Evet. Mesela çok aday çıkıyor mu yoksa? Pek şey aday mi? Fazla çıkmıyor. Çıkmıyor. Tabii o dönemde belirli adamlar. Şimdi diyelim ki adam eşraf. Evet. Bey, paşa. Fakat okur yazarı yok. Okur yazarı. Adam diyor ki ben bu işe giremem. Ama herkes haddini biliyor dönemde. Herkes haddini biliyor. Evet. Günümüzdeki gibi değil yani. Değil. Evet. Günümüzdeki gibi değil. Evet. Herkes haddini biliyor. Diyor ki ben diyor okur yazarım yok. Ben gitsem diyor orada ne yapacağım? Doğru. Evet. Mesela şimdi diyelim ki şimdi işte, söylediğim mesela evet, Miril Ümera Hacı Muharrem Paşa. Evet. Adam kültürlü bir adam. Hacı Ömer Bey Fransızcası var. Evet o dönemde. Yani o dönemde. Tabii. Rüştiye'yi bitirmiş, ondan sonra İdadi'yi bitirmiş. Adamın Fransızcası var. Daha Arapçası, Farsçası hariç. Evet. Ve çünkü matbaa geliyor. Müdürlüğü yapmış adam. Tabii. İlk Mamuratül Aziz gazetesini o çıkarttırmış. Bu geliyor ilk genel meclis üyesi oluyor. Tabii. Evet. Yani okur yazarı olacak, artı bazı kıstaslar olacak. Evet. Mesela diyelim ki il genel meclisinde evet. Üyeler arasında aralarında problem oluyor dediniz ama mesela Müslümanlarla gayrimüslimler uyumlu çalışıyor hayır, yoksa şöyle uyumlu onlarda çalışıyorlar. Da bir anlaşmazlık oluyor hayır, mu aralarında? Anlaşmazlık yok. Şöyle evet. Bir durum. Zaten geldikleri vakit, seçildikleri vakit gayrimüslimlerle Müslümanların çalışacağı adamlar belli. Evet. Mesela diyelim ki Harputluoğlu Artin Efendi ile Hacı Ömer Bey çalışır. Evet. Efendim Darakçıoğlu Mikail Efendi ile atıyorum mesela evet. Hacı Reşit Efendi evet, çalışır. Doğru. Bunlar da belirli şeylerde evet. Ayrılıyor. Doğru. Evet. Mesela onlar da zenginler. Mesela Harputluoğlu Artin Efendi evet. Hinsor'da falan konağı olan bir adam. Hatta bir anekdot anlatayım. Tabii evet. kısa vaktimiz yok, yok bugün. Evet, evet. Yoksa sabah 4'e evet. Kadar devam ederdik vallahi. Devam ederdik ama. Evet. Zeki Bey. Evet. Şimdi Harputluoğlu Artil Efendi öyle demiş. Demiş kirli fesin para ise satarım. Evet. Yani ticaret erbabına bakın. Doğru. Adam ticaret erbabı. Evet. Ya demiş kirli fesin para ise satarım. Satarım. Evet. Yok, doğru. Evet. Ya bunlar şey sonra adam mesela şey döneminde Mehmet Ali Ayni Bey döneminde 2000 kuruş
şeye devlete o zaman deprem olmuş, devlete yardım etmiş 2000 kuruş Mecdi'ye, Harputluoğlu. Yani böyle adamlar. Onun için yani çoğu maaş almamış zaten. Almadan idare etmişler il meclisi. Evet. Mesela demin niye dedim Hacı Muharrem Paşa en aşağı 10-12 yıl ölene kadar il meclisinde bulunmuş. 12 yıl. Tabii. Evet. Ta şeyden başlamış, Hicri 1298'den başlamış. Evet. Ta şeye kadar, adını söyle, 1892'ye kadar il meclisinde bulunmuş. Ondan sonra mesela şey, Hacı Ömer Bey il meclisi yapmış. Hem belediye başkanlığı hem onu yapmış. Ama maaş almadı. Allah için. Şimdi bir anekdot daha anlatalım, gülelim. Evet. Şimdi Harput'un meşhur Nasreddin hocası, Efendigillerin Mehmet Said Efendi. Kendi kendine Deli Hacı lakabını takmış. Tabii bu il meclisi üyeliğinde de bulunmuş. Daha sonra da İttihat Terakki döneminde meclisi mebusana gitmiş milletvekili olarak 1913 ile 1918 arası. Şimdi tutmuşlar, gitmiş tabii il meclisine müracaat etmiş. İl meclisinde Hoğlu Ali Bey ile beraber kazanmışlar bir dönem. Yürütmüş. Ondan sonra ikinci seçime gelmiş. İkinci seçimde karşısına saraylı Çötellilerin Küçük Bey çıkmış. Aksine Küçük Bey kazanmış. Mehmet Said Efendi kazanamamış. Evet. Tabii şişman, kilolu bir adam. Evet. Ata da binemiyor. Eşeğe binmiş, Harput'a çıkmış. Evet. Harput'a çıkmış ama burnundan soluyor adam. Evet. Arkadaşları teskin etmişler. Ya bir şey olmaz falan. Bir yanlışlık olmuştur demişler Hacı Efendi. Evet. Belki hani birazdan mazbatan gelir. Evet. Sen üzülme falan. İşte neyse, moral veriyor. Moral veriyorlar. O sıra akşama doğru tam konakta oturdukları vakit bakmışlar ki bir atlı tozu dumana katmış geliyor. Geliyor. Bak demişler bir atlı geliyor. Belki senin mazbatan getiriyor efendi. Evet. Deli Hacı sevinmiş. Evet. Tam atlı gelmiş kapının önünde hizmetkarı buyur etmiş. Deli Hacı merdivenlerden aşağıya inmiş. Evet. Hani mazbata geliyor, geliyor ya. Diye. Aşağıya inmiş. Bakmış ki yok Hacı Küçük Bey'in kahyası Osman Ağa. Osman, elinde he. Büyük bir zarf. Evet. Üzerine de şöyle yazmış. Harput Ulema-i Kiramından Mehmet Said Efendi Hazretleri. Hazretleri. Zarfı yırtmış tabii Osman Ağa tekrar dönmüş kaçmış hemen. Evet. Büyük zarfı yırtmış, içinde bir küçük zarf. Evet. Bir daha yırtmış, bir küçük zarf daha. Ortasında bir kağıt. Kağıt. Kağıtta şöyle yazmış. Nasb ile olan memnun, azil ile olur mahzun. Hengam-ı feragette bir başka safa vardı. Safa. Nasıl bunu okuyunca? Evet. Ya nasıl sinirlenmiş? Nasıl evet. Sinirlenmiş? Kağıdı almış, Harput Caddesi'ne düşmüş. Demiş, gördünüz mü bana demiş ne yazı yazmış. Yazmışlar. Bakmışlar tansiyonu çıkacak, hasta evet. Olacak. Demişler evet. Hacı Efendi sen sana gel. Ya işte şudur, budur. Evet. Diyor bir ay kendine gelemedi. Evet. Böyle yani şeylerle muziplikler de var. Evet. Doğru. O il meclisinde. İl meclisinde. Evet. O zaman da bir heyecan var yani. Tabii var. Evet. Şeyden sonra Zeki Bey. Evet. Tabii partiler falan olunca. Doğru. Eskiden hani istişare suretiyle. Daha sonra 1908'lerdeki falan ilk meclisi mebusana gidecekler. O zaman üç kişi gitmiştir. Bir tanesi Mehmet Nuri Efendi, Beyzade'nin oğlu. İki Hacı Ziya Bey. Üç Çötellilerin Asım Bey. Evet. Üçü gitmişlerdir. Tabii müracaatlar çok. Parti mensupları belirliyorlar listeleri. Ondan sonra işler bozulmuş. İşler bozulunca tabii parti üyeleri kendi evet. Uhdelerinden adam çıkarmışlar. Doğru. Mesela ikinci, üçüncü dönemlerde şey yazmışlar milletvekili olarak Baboş Mustafa Efendi ile Hacı Baloş Mehmet Bey'i yazmışlar. Harputlu Kambalakzade Abdülhak Hazmi Efendi hicvetmiş vermiş. Şiirle. Evet. Baboş Baloş iki meftun-i himmet oldular meclisi mebusana millet. Bu iki çaylağı görünce millet nahlet olsun mebusuna millet diye böyle bir evet. Kıta yazmış adam. Vermiş, yani adam beğenmiyor. Evet. Halbuki onlar da okur yazar olan adamlar yani. Rütbe sahibi rütbe adamlar sahibi. Ama
O dönemde liyakat ehli olacak işte. Yani liyakat her şeyin başı yani. Başı, evet. Keşke günümüzde de öyle olsa yani. Keşke öyle olsa. Evet, doğru. Tabii şimdiki şeyleri mukayese ettiğiniz vakit anlattıklarımın hiçbiri birbirine uymuyor. Çok fark var canım. Çok fark var. Evet, doğru. Evet. Yani, o zaman, işte demin söyledim ya, insanlar tabii her şeyden çekiliyor, helalı haramı düşünüyor, ondan sonra devlet malını gözü gibi koruyor, artı elini devlet malına, Beytülmala uzatmıyor Zeki evet, Bey. Evet, doğru. İkinci bir husus, maaş şeyde almıyorlar. Şeyde de mi bu, gayrimüslimlerde aynı hassasiyeti aynen, taşıyor mu? Aynen, onlarda da var. Evet. Onlarda da, diyorum da onların da elitlerinden Beylikten. Seçiliyor. Evet. Yani onlarda da var. İşte, yalnız görev arkadaşları birbirini mesela kolluyorlar. Demin bir örnek verdim, Harputluoğlu Artin Efendi kimden uygun çalışır? Hacı Ömer Bey'den Hacı çalışır. Ömer. Efendim Mikail Efendi kimden çalışır? Hacı Reşit Efendi ile çalışır. Evet. Veyahut da efendim Kaspar Efendi kimden çalışır? Hacı Muharrem Paşa'dan çalışır gibi. Gibi, doğru. Yani onları ona göre ayarlıyorlar. Evet. Evet. Doğru. Çok evet. önemli. Ona göre ayarlıyorlar. Evet. Başkanları sayıyordun. Bitti mi başkanlar? Başkanları evet. Evet. Başkanlar şeye kadar geldik evet. Zeki Bey. Cumhuriyet dönemine evet, kadar doğru. geldik. Şimdi demin dedim ya Elazığ'da ilk belediye teşkilatı... Belediye girmeden şeyi sor mesela hani... Hayır. İlgilenen meclisini söylediniz yani günümüze baktığımız zaman evet. mesela diyelim ki bir Elazığ genelinde ilgilenen meclis üyeleri seçiliyor. Bir de ilçelerden seçiliyor. İlçelerden geliyor. Osmanlı zamanında da öyle miydi yoksa sadece şeyden mi yani halk merkezden Osmanlı mi? Zamanında evet. Şeyden seçiliyor. Merkezden. Ha, merkezden. Merkez. Evet. Yani demin dedim ya dört kişi. Dört kişi. İki yani, tanesi gayrimüslimlerden, iki tanesi evet. Mamuratül Aziz veya Harput'un eşrafından evet, doğru. seçiliyor. O kadar. Doğru. Daha sonra sizin buyurduğunuz Cumhuriyet döneminde. Ha, Cumhuriyet döneminden itibaren. Cumhuriyet şey döneminde mesela diyelim ki Palu'dan seçiliyor. Efendim evet. şeyden seçiliyor. Palu var o zaman. Tabii Palu var. Ondan sonra şey var. Adını söyle. Baskil var. Baskil Keban var. Ondan Sivrice. Ha, Sivrice. Yani şimdi Sivrice şöyle Sivrice. Sivrice sonradan kurulmuştur. Evet. Sivrice diye bir şey yok. Baskil sonradan kurulmuştur. Baskil'den ama sonradan? Tabii 24'te. Evet. 25'te yani kurulmuştur. 25'te. Ondan evvel yani o isimle anılmıyor. Evet, Sivrice'nin mesela eskisi Yukarı Huk köyüdür. Evet. Yani şimdiki Dede Yolu köyüdür. Dede Yolu köyü, evet. doğru. 1936'da kurulmuştur. 39'da şimdiki Sivrice'nin yerine nakilhane edilmiştir. Doğru. Yani o zaman Sivrice yok. Evet. evet. Karakoçan'da Uhu diye geçer. Mesela Karakoçan evet. diye geçmez ismi. Doğru. Uhu diye geçer. Evet. Bunlar var yani Bunlar. O dönemde şey yok. Cumhuriyet dönemine giriyor muyuz? Daha girmedik. Şöyle tamam. ki bir de evet. onu anlatalım evet. Zeki Bey. Demin dedik ya Mamuratül Aziz'de 1882-83'te İshak Bey tarafından belediyelik teşkilatı var. Evet. İkinci belediye... Ama belediye başkanları o dönem atamayla yapılıyor. Tabii tabii. Yani hiç şey yok yani seçim tabii. yok. Yani onlar söz onların. Yani. Belediye meclis üyeleri de mi o dönemde? Tabii meclis üyeleri yani onlar da mı atamayla yapılıyor yoksa tabii, seçimle Tabii seçiyorlar zaten kendi aralarından yani. Ha kendi aralarından. Tabii. Evet. Şimdi şöyle mesela bir örnek verelim. Evet. Mesela hepsinden not almışım. Doğru. Mesela diyelim ki Vali Abdülnafi Efendi zamanı, belediye reisi Ömer Bey, Çöteller'in Ömer Bey, Azalar Hacı Mustafa Efendi, Hacı Abbas Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Kiferök Efendi, Kaspar Efendi. Evet. Bunlar mesela, da böyle. Bunları belediye başkanı mı belirliyor o dönemde? Şöyle yani kendi şey aralarında kendi belirliyorlar aralarında. Tabii. Mesela bir karar alacağı zaman hani mesela günümüzde baktığımız zaman işte belediye meclisinin sal çoğunluğunun olması gerekiyor. Tabii. O dönemde de öyle gerekiyor. Tabii o kanun o dönem yok. Yok değil mi? Yok tabii o dönemde yok. Yani yaptıkları icraatlar genel kendi aralarındaki şeyler. Kendi aralarında konuşuyor. Anlaşamazlar söyleyelim. Anlaşamadıklar oluyorlar mı? Tabii anlaşamadıkları da olabilir. Evet. Şöyle bir durum. Yalnız şimdi ben onları saymadım. Evet. Mesela eczacısı var belediyenin. Belediyenin. Baytarı var. Evet. Artı doktoru var. Yani bünyesinde. Bünyesinde. Tabii. Osmanlı dönemini söylüyorum evet. ha. Evet. Doktoru var. Ondan sonra sandık emini var. Yani veznedarı var. Veznedarı. Artı odacısı var. Evet. Kahvecisi var. Yani belediyedeki bu işlere görevli var. Ser mühendis dedikleri adam var. Doğru. Yani baş mühendis. Onun yanında çalışanlar var. Yani tam teşekküllü belediye. Evet. Azalar hariç, onun yanında da demin söylediğim şekliyle
eczacısından tut, baytarına varıncaya kadar, mimarından tut, efendim odacısına varıncaya kadar, veznedarına varıncaya kadar, katibi evvel, katibi sani, onlar dahi var. Doğru. Belediyenin. Belediye. Evet. Doğru. Belediyenin, bunlar memur yani görevindeler. Memur. Evet. Gelelim ikinci belediye dairesi. İkinci belediye dairesi Harput o dönemde. Birinci Mamuratül Aziz, ikincisi Harput. Harput. Mesela ondan bir örnek verelim. Tabii. İkinci belediye dairesi reisi Hacı Mehmet Efendi. Azalar Hacı Reşit Efendi, Hacı Mustafa Ağa, İsmail Efendi, Halil Efendi, Arakil Ağa. Bir tane mi gayrimüslim var? Bunda bir tane. Bir tane. Bir tane. Şöyle ki, mesela bu da Harput'un belediye. Harput'un belediye. Evet, belediyesi. Onu da antiparantez söyleyelim. Evet. Hacı Mehmet Efendi, Feyzi Beyzade Hacı Mehmet Efendi derler. Harput'un girişinde konağı var adamcağızın. Ondan sonra şeyin de damadıdır, Çırpanlı Paşa Zade, İbrahim Bey'in damadıdır. Damadı. Evet, Mehmet Efendi. Evet. Bir iki dönem belediye başkanlığı yapıyor. Ekmeğin şeyine, parasına bir kuruş artırım veriyor. Artırım verince Harput halkı ayaklanıyor. Allah Allah. Evet. Yani ekmeğe zam yaptığından dolayı. Zam yaptığından dolayı. Yoksa efendi adam yani. Evet, doğru. İşi bilen adam yapıyor. O dönemde insanların cebine dokunduğu zaman. Evet. Şey yapıyor. Ve bütün Harput halkı belediyeye hücum ediyorlar. Adamı karga tulumba kapıya atıyorlar. Mehmet Efendi. Mehmet Efendi. Tabii Mehmet Efendi'yi karga tulumba dışarıya atıyorlar. Yerine Abdülhamid Hazmi Efendi'yi getiriyorlar. Ama yani belki tekrar araya girmiş olacağım ama çok enteresan bir olay. Yani evet. O dönemde de evet. Cebe dokunduğun zaman yani her şey değişebiliyor yani. Aynen. Evet. Aynen. Günümüzde de aynı, o dönemde aynen. De aynı. Şimdi o dönemde evet. De aynı. Demek ki her şey cep yani. Tabii. Evet. Tabii ucuzluk zamanı o kadar değil fazla mi? Bir şey yok. İşte ekmeğe bir kuruş zam yaptı. Zam diye. Yapıldı diye evet. Bütün Harput halkı belediyeye hücum ediyorlar. Ferzo Beyzade efendi Mehmet Efendi'yi alaşağı ediyorlar. Alaşağı ediyorlar. Evet. Yerine başka adam getiriyorlar. Daha sonra Hicri 1302 tarihli o dönemde Zeki Bey evet. Hüseyin'in nüfusunun artması, bir kasaba görünümüne evet. Uğramasından dolayı 3. Belediye Dairesi de Hüseyinlik'te kuruluyor. 3. Hüseyinlik. Tabii Hüseyinlik'te kuruluyor. Birincisi Mamuratül Aziz, ikincisi Harput, üçüncüsü Hüseyinlik. Evet. Tabii nüfus dayanıyor, 6000'i geçiyor. Evet. Tabii 6000. Çarşıları, şunları, bunları doğru. Olunca bir de gayrimüslim tebaa da var orada. Onun için orası da belediyelik oluyor. Hı. Onun belediyelik olduğu vakit Reis Halil Efendi, dedem Ali Bey, ondan sonra Mazman Yanaga, artı şey adını söyle Kaspar Efendi, Arakil Ağa falan bunlar da şey adını söyle Hüseyin'in belediye meclis üyeleri. Evet. O dönemde Hüseyin'in kaldırımlar artı yollar hep Arnavut kaldırımı yapılıyor. Evet. Çeşmeler onarılıyor o dönemde. Yani söylediğim tarih 1888'ler. Evet. Doğru. Üçüncü belediye dairesi de odur. Var mı başka yani sadece 3'te mi kalıyor yoksa devam ediyor mu daha sonra? 3'te. 3'te. Evet, daha başka yerde belediyelik açılmamış. Açılmıyor. Evet. Evet. Yani birincisi Mahmut Aziz, ikincisi evet. Harput, üçüncüsü Hüseyinlik. Evet. Evet. Ve o dönemde tabii Cumhuriyet dönemine kadar daha sonra Hüseyinlik'teki kaldırılıyor tabii şey Ermeniler gittikten falan evvel. Kaldırılıyor. Fakat iki yer devam ediyor. Mamuratül Aziz'le Harput Belediyesi devam ediyor. Devam ediyor. Evet. İkinci bir husus, belediye teşkilatı Harput'ta son zamana kadar devam etmiştir. Mesela şeyde belediye başkanlarından gayrimüslim var mı hiç yoksa hep Müslümanlar değil mi? Genelde Müslümanlar. Ha, Müslümanlar. Müslümanlar. Valilerde de mi aynı? Valilerde de aynı. Ha, evet. Ha yani şu var. Mesela valilerin mesela İstanbul'da falan bazıları Sabatay kökenli olanlar var. Evet. Dönenler var. Dönenler. Tabii var. Doğru. Evet. Mesela Müslümanlığı kabul etmiştir. Evet.
Osmanlı onlara paşalık vermiştir mesela İstanbul'da. Doğru. Mesela sadrazamlığa getirdikleri var. Ordu komutanı yaptıkları var mesela. Doğru. Evet. İsim vermeyelim. Tabii, var. Var. Doğru. Evet. Şeyde de onu da söyleyelim. Mesela nahiye 1880'lerde falan 90'larda bir de nahiyeler var. Nahiyeler belde gibi bugün günümüzdeki. Tabii, değil mi? Nahiyeler var. Mesela demin yukarı hukuk dedik. Evet, doğru. Onda da bir tane nahiye müdürü Müslümanlardan. Evet. Bir tane yardımcısı gayrimüslim. Gayrimüslim. Evet. Öyle seçilmiş yani. Evet. Mesela bir örnek vereyim. Yukarı hukuk nahiye müdürü Emin Ağazade Ali Bey. Doğru. Yardımcısı Vartan Ağa. Vartan Ağa. Evet. Yani bir ondan seçilmiş. Evet. Yani uyumlu bir şekilde tabii çalışıyorlar. Mesela İşmen'in, Molla Köy'ün artı evet, yukarı hukukun, ondan sonra Çortunlu'nun. Kaç belde var? 15 tane var o zaman. 15 tane. Tabii o zaman Osmanlı döneminde. Osmanlı dönemi. Tabii. Şeyler yok o dönemde değil mi? İlçeler yok. Efendim? İlçe yok diyorum. Tabii ilçeler de var da yani evet, şey tabii şey yok. Günümüzdeki gibi değil. Değil. Evet. Nahiyeler var. Evet. Nahiyeler. Hem mesela diyeyim o dönemde nahiyelerde gayrimüslim var mı? Tabii. Her yerde. Tabii genelde. Mesela demin yukarı hukuk dedik, evet, örnek verdik. Yukarı hukukta da gayrimüslim var. Şeye gelin mesela diğer yerlere baktığınız vakit Zenteliş dedik. Zenteliş'te de var gayrimüslim. Evet, gayrimüslim. Evet. Habusu'nun %90'ı gayrimüslim. Nerenin? Habusu köyü. Evet. Mesela var. Evet. Tadım. Evet. Hakeza, Şintil, Hakeza gayrimüslimleri sayıyorum. Evet. Ondan sonra efendim Kuyulu köyü de gayrimüslim var. Çarşı var orada. Evet, doğru. Gelelim yani, şeye mesela Yığıki, evet, Kesirik, Hüzenik. Evet. Burada da gayrimüslimler var. Yani olmadıkları yer yok o dönemde. Bu, yok tabii. Evet. Hani bazı yerlerde yok. Evet. Bazı köylerde yok mesela. Doğru. Ama büyük köylerde genelde var. Genelde var. Yani şey yok ama. Yani uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yani şimdi şöyle. Çatışma yok. Çatışma yok. Evet. Artı ikincisi uyumlu çalışıyorlar. Yani evet, Harput ve çevresi. Doğru. Diğer yerlerde biraz tabii şey oluyor. Şekavetler oluyor. Genelde mal yüzünden, arsa, tarla yüzünden. Evet. Adamları mesela sıkıştırıyorlar falan. Onlar da İstanbul'a müracaat ediyor. Yani İstanbul karar veriyor. Tabii. Doğru. Mesela Reşit Mehmet Paşa'ya buraya geldiği vakit çevre köylerdeki gayrimüslimler şikayet etmişlerdi. Neden dolayı şikayet ediyorlar? Yani malımızı efendim, alıyor işte malımıza el koydular. Efendim bizi canımız emniyette değil gibilerinden. Evet. Doğru. Gerçek bunlar. Tabii doğru. Her dönem oluyor yani. Her dönem. Evet. Doğru. Her dönemde olmuştur. Evet. Yani isim vermiyoruz ama tabii. Olmuştur. 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 Mal çok farklı bir şey aslında. Tabii. Şey, değil mi? Mal olduğu zaman. Şimdi şöyle bir durum. Mal olduğu vakit. Evet. Su olduğu vakit. Evet. Ya şimdi şöyle bir durum. Bu belediye olan yerlerde. Biraz sonra anlatacağım mesela. Evet. Elazığ'da yani Mamuratül Aziz'de belediye mesela 20 tane kuyu açmıştır. Su getirmiştir. Her mahalleye su akıtmıştır. O zaman böyle çeşmelerde musluklu su yok. Kuyu suları var. Tabii getirmiştir. Heküke dedikleri içi kireçle sıvalı. O zaman boru falan da yok. Heküke evet, üstü sal. Evet. Öyle getirilmiştir sular. Doğru. Ve Elazığ'da o zaman sular mümbit yani evet, Elazığ'ın şeyi. Çünkü ovadır burası o dönemde. Evet. Şimdi sen bakma bütün suları hepsini şeye kanalizasyonlara evet, verdiler o evet, suları. Doğru. Keşke aksaydı. Değil veya mi? Çeşme yapılıp belirli yerlerde aksaydı. Eskiden vardı. Değil mi? Daha iyi olurdu. Öyle. Daha iyi olurdu. Tabii, doğru. Hiç değilse bir yere su toplanırdı, ağaçlar sulanırdı. Tabii, doğru. Çiçekler sulanırdı. Çiçekler. Ama maalesef o evet, eski dönemde gitti tuttular oldu, şey kanalizasyona evet, verdiler. Doğru. Evet. Evet. Ya. Suyu anlatıyordunuz. Evet. Şöyle bir durum. Evet. Şimdi genelde köylerde su meselesi, tarla meselesi, bağ meselesi, meselesi ya varisler bölemezler, birbirlerine girerler birbirine, veyahut da metezori adam el kor evet, tarlasına veyahut da bağına, bahçesine. Bu örnekler çoktur. Kavga, adam öldürme olur muymuş? Tabii. De, tabii. Değil mi? Bir olay anlatacağım. Tabii. Sen illa söylettiriyorsun beni. Evet. Şimdi zamanın birinde evet, bir bey İki köy karşılıklı, isimlerini vermeyeyim. Tabii, tabii, doğru. Demiş ki, bu yer benim. Bey diyor değil mi? Bey evet, diyor ki, bu diyor bu şey bağ benim. Evet. O bir
Ağalar da diyor ki, yok canım diyor, burası bizim. Hudut. Senindir, benimdir, iş mahkemelik oluyor. İş mahkemelik oluyor. Adamcağız tutuyor, hizmetkarlarına emir veriyor. Diyor ki, bağı sökeceksiniz gece yarısı. Bir çöp dahi kalmayacak. Söktürüyor. Hepsini? Hepsini söktürüyor. Ondan sonra arpayı da suya koyuyor. Başlıyor hani filizlenme esnasında, evet. Tutuyor arpayı da ekiyor. 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 Bir buçuk ay sonra, iki ay sonra keşif geliyor. Evet. Şimdi bu taraftaki köylüler diyor ki, bu diyor bağdır diyor, bura bizim. Evet. O da diyor ki, efendim nasıl bağdı? Evet. Bir çöp gösterin, ben terk edeceğim. Evet. Burası arpadı. Arpa tarlası diyor. Arpa tarlası. Evet. Böyle. Evet. Neye karar veriyorlar? Arpa tarlasına arpa karar veriyorlar. O kazanıyor. O kazanıyor. Yani çünkü bakıyorlar ki bağ yok. Evet. Söktürmüş adam. Doğru. Yani hani baktığımız zaman, evet. Hani geçmişte de günümüzde de var. Mal kavgası var. Var yani. Çünkü hani hatta dinimizde de hatta bir şey daha söyleyeyim. Şimdi o söylediğim zevat, o bey tutuyor bir gün, herkesi şikayet etmiş. İçinde şeyi de şikayet etmiş. Meşhur şair Hoğlu Rahmi Karpudi'yi de şikayet etmiş. Onu niye şikayet ediyor? Demiş ki, canım emniyette değil. Evet. 38 kişiyi o köyden yazmış. 38. İçinde şair de var. Şair de var, evet. Tabii. Kendi atı atlamış, doğru gelmiş Elazığ'a, valilik konağının önüne. Demiş, canım emniyette değil, bu adamlar beni öldürecekler. Evet. 38 kişi, hani liste budur demiş. Evet. O zamanın emniyet müdürüne vermiş. 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 Valiye söylemişler. Vali demiş, gidin alın gelin o 38 kişiyi. 38 kişiyi derdest etmişler, almış gelmişler, evet. Valiliğe, Elazığ'ın valiliğine. Elazığ valiliğine. Bakmışlar ki bir tarafta o söylediğim bey, bir tarafta 38 kişi. Evet. Vali demiş ki, hele gelip bakayım bu adamlar kimmiş? Kimmiş de? Bu adamı hani şey yapmışlar, öldüreceği, evet. Şey yapmışlar. Canına kastetmişler. Aşağı yemiş ki, bakmış ki yaşlı başlı şair Rahmi Karpudi, evet. Asasına dayanmış bekliyor. Evet. Demiş, efendi hayırdır, sen de mi bu işin içindesin? Demiş ki, vallahi Paşa Hazretleri, ben demiş Hazreti Musa mıyım? Evet. Elimde demiş topum yok, tüfeğim yok. Evet. Bir tek asam var. Evet. Bak ona dayanmışım. Ben demiş, nasıl olur da topum tüfeğim olmadığı halde bu Firavun'a demiş, ben demiş karşı duruyorum. Nasıl öyle, evet. Deyince, evet. Kolundan tutmuş Vali Paşa, yukarıya almış. Evet. Demiş ki, efendiye bir kahve getir. Evet. Kahve getirmişler. Kalktığı vakit tekrar aşağıya istikbal etmiş. Demiş ki, beyefendi, eğer bir jandarma, bir zaptiye bir daha kapınıza gelirse, bilin ki sizi korumak amaçlı gelecektir. Gelecek. Evet. Yani valinin de bir asaleti tabii, var. Tabii canım. Tabii. Evet. Bakmış ki yani, evet. Bunun günahı yok, suçu günahı yok, yazmış yok. Getirmiş. Tabii, yukarıya almış, bir kahve, evet. İkram etmiş. Ve demiş, bir daha eğer böyle bir şey o zuhur ederse, evet. Bir zaptiye veya jandarma kapınıza, evet. Gelirse sizi korumak amacıyla gelecektir. Gelecek. Evet. Doğru. Evet. İşte eski adamlar böyle. Tabii tabii, doğru. Ahdi vefayı bilen insanlar. Evet. Keşke kimin ne yaptığını bilen insanlar. Günümüzde de böyle olsa keşke. İnşallah. Evet, doğru. O zaman şöyle yapalım, bir kısa reklam arası verelim. Hani reklamdan sonra, aynen. Özellikle hani Cumhuriyet dönemindeki belediye başkanlarını anlatalım. Yine belediye meclis üyelerini konuşuruz. Çünkü son 45 dakikamız kalıyor. Bir şey daha söyleyeyim efendim, evet. Reklama girmeden. Tabii, buyurun. Bunu, kitabı getirdim. Hangi kitabı? Şey mi, Hüseyinlik mi? Yok. Şahin Yedek Bey'in. Evet. Çok güzel bir şey var. Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü doçentlerinden kıymetli Şahin Yedek Bey'in yazmış olduğu Elazığ'da İdari, Siyasi ve Sosyoekonomik Hayat 1923'ten 1950'ye kadar olan. Ne zaman çıkmış o kitap? Yeni mi yoksa? Yok, epey oluyor. Ha, Munzur Üniversitesi. Evet. Çok güzel. Şahin Bey'in. Evet. O dönemde 23 ile 1950 yılları arasındaki, evet. Siyasi hayatı, yani siyasi. Belediyeyi, il meclisini, ondan sonra milletvekillerini, o dönemin olaylarını, evet. 1950'ye kadar yazmış. Hemşerilerimizin bunu okumasını isterim. Ha, biz de okuyalım inşallah, evet. Ya.
Biz de okumadık. Evet. Evet. Şahin Yedek Bey'in... O zaman şöyle yapalım. Mesela sen okudunuz mu hepsini, evet, yoksa? Yok, ben elime aldım, yeni bakıyorum. Evet. Çok güzel bir kitap. Kendisini tebrik ediyorum. Evet. Dedim onun için bu şeyi Şahin Yedek Bey'e, evet, buradan selam saygılarımızı gönderelim. Ona güzel emek vermiş. Evet, emek vermiş. Bak, Allah razı olsun. Üniversitede reklamını yapıyor ondan sonra, evet, Muzur Üniversitesi'nin. Sağ olsun. Yani, evet. Şahin Yedek Bey, beyefendi, evet, bir insan. Evet. Bunu da kaleme almış ve o dönemi 23 ile 50 arasındaki siyasi hayatı yazmış. Yazmış. Onu da biz, evet, inceleyelim. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Cumhuriyet dönemindeki belediye başkanları, yine belediye meclis üyeleri, o dönemlerdeki seçimlerin heyecanını sayın araştırmacı yazar Sedat Çağlayan Bey'den dinleyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, gündem programı devam ediyor. Gündem programında araştırmacı yazar sayın Sedat Çağlayan Bey ile Osmanlı zamanındaki belediye başkanlarını konuştuk. Harput'taki belediye başkanlarını konuştuk. Şimdi ise Cumhuriyet dönemindeki belediye başkanları. Cumhuriyet döneminde belediye başkanlığı ilk olarak seçimle, dediniz ki 1963 yılından itibaren seçimle yapılmaya başlandı. Ama ondan, tabii, önceki ondan öncekiler ise atama şöyle değil mi? Atama değil de, evet, Zeki Bey, orada işte seçim sandığı konuluyor. Yani Cumhuriyet döneminde. Yani ilk yıllarında. Tabii tabii. Evet. İlk yıllarından 63 yılına kadar. Yalnız oradaki müracaat edenler hepsi şey. Yani reis sandığı diye bir şey yok. Evet. Meclis üyesi olarak giriyorlar. Girdikten sonra birinci toplantıda kendi uhdelerinden bir reis seçiyorlar. Anlatabildim mi? Tabii. Doğru. Aslında günümüzde de şey öyle tabii, ilgilenen meclisi öyle. Evet. Önce yani meclis seçiliyor. Evet. Daha sonra kendi aralarında, aynen, ilgilenen meclisi seçiliyor. Şimdi o dönemde de öyle. Evet, doğru. Şimdi baktığınız vakit 63 yılına kadar yani o müracaat edenler herkes belediye başkanı olma kapasitesinde, efsafında. Kendi işlerinden birinci toplantıda bir tane seçiyorlar reis olarak. Oylamayı açık mı yapıyorlar, gizli mi? Vallahi şöyle açık oylama yapıyorlar. Açık oylama. Şimdi şöyle bir durum, baktığınız vakit mesela Cumhuriyet döneminde, evet, Cumhuriyet'in ilk belediye başkanı Halil Rıfat Özden'dir. Halil Bey yarbay emeklisidir. Evet. Emekli olduktan sonra belirli kıtalarda görev yapmış. Ondan sonra yarbaylıktan emekli olmuş, Elazığ'a gelmiş. Elazığlı kendisi. Tabii. Evet. Harputlu meşhur ulema İbrahim Lebib Efendi'nin oğlu. Oğlu. Evet. Harputlu İbrahim Lebib Efendi'nin oğlu. Babası muhterem bir adam, müdelis. Müdelis. Evet. Şu anda bizim hani biraz sonra gireceksin ama 20 bazen tartışılıyor. 26. mı belediye başkanını seçiyoruz yoksa şey mi? Vallahi onu saymadım. Saymadınız değil mi? Öyle bir saymadım, araştırma yapmadınız. Yok ya, evet, saymadım. Doğru. Yani niye saymadım? Cumhuriyet döneminden bugüne kadar kaç, niye tane belediye saymadım? Başkanı şöyle oldu diye. Şöyle ki Zeki Bey, evet, şimdi ihtilallerde, kısa dönemlerde, tabii, bazı insanlar reislik yapmışlar. Evet. Mesela diyelim ki Gökçe Bey, Orhan, tabii, Gökçe, Orhan Bey, mesela, Gökçe Bey yazmış, İsmail Bey yapmış. Artı mesela Defterdar yapmış. Evet, tabii, doğru. Yani kısa dönemlerde, kısa bir de valilerin deruhte ettiği var belediye, evet, başkanlığını. Doğru. Mesela Sayım Çotur yapmış. Şey, var. Onun için saymamışım. Evet. Çünkü yanlışlık olmasın diye. Doğru. Evet. Cumhuriyet dönemine geçersek belediye başkanlarına. O zaman, evet, Halil Rıfat Bey Elazığ'a geliyor. Sene 1918. Emekli olmuş, gelmiş. Evet. Geldiği vakit kendisi çok beyefendi bir insan. Herkesin hürmet saygı duyduğu bir insan Halil Bey'e. Halil Bey diyor öyleydi. Geliyor Elazığ'a yerleşiyor. Elazığ'daki evinin yerini de söyleyeyim. Şimdi Şehit İlhanlar'da İhsaniye Camisi'nin üstündeki köşe yer Halil Bey'in eviydi. İhsaniye Camisi'nin, evet, de şimdi orada taba apartmanlar, evet, var. Evet. İki oğlu bir kızı vardı. Oğulları biri kendinin sağlığında, bir tanesi de mühendis falan olmuşlardır. Daha sonra vefat ediyor. Ben kızını gördüm, Muhlise Hanım'ı. Evet. Muhterem bir hanımefendi, yaşlıydı tabii. Evet. Halil Bey'in kızıydı. Elazığ'da mıydı yoksa? Elazığ'daydı. Elazığ'daydı. Evet.
Muhlise Hanım. Evet. Ondan sonra Halil Bey'in kızıydı. Kızıydı. Ve sormuşumdur. Torunları vardır şimdi. Bekardı kadıncağız. Ha, bekardı, evlenmemişti. Evet, şöyle söyleyeyim. Onunla ilgili, Halil Bey'le ilgili bazı şeyler sormuşumdur, evet, Muhlise Hanım'dan. Dedim ki... Anlattı, orijinal bir şey var mı? Şöyle, evet, mesela ilk Halil Bey'in görev yaptığı belediye binasının yerini sormuşumdur. Ve kimse bilmez onu. Neresi? Evet. O bende kalsın, bir gün anlatırım. Sonra Halil Bey, evet, daha sonra postanenin karşı tarafında, vilayetin alt tarafında, şimdi altı otopark olmuş, Şahin Bey yaptırmış, Allah razı olsun. Evet. Orada üstlerde belediye binasını yaptırmış. Hani orijinal, orijinal. Çatısı falan da orijinaldir. Hani fotoğrafları falan da vardı. Evet. Halil Bey daha sonra orayı yaptırmıştır. Evet. Halil Bey'in eserleri çoktur. Sene 1927-28'lerde Kasaplar Çarşısı'nı yaptırmıştır. Evet. Kasaplar Çarşısı'nda dikkat ederseniz fırın, içerideki fırının üstünde yazar 1928 diye. 1928. Tabii o zaman Halil Bey belediye Halil başkanı. Bey. Halil Bey alt tarafında Demirciler Çarşısı, evet, ondan sonra Bakırcılar Çarşısı. Zaten orası komple kasaplar. Kasaplar. Bir tarafı manavlar. Evet. O dönemde ve 1928'de açılışı yapılmış. Açılış yapılmış. Ve ondan sonra da mesela 1930'lar falan da Hürrem Müftigil zamanında daha da genişletilmiş, yaptırılmış. Evet. Ve biraz sonra söyleyeceğim, Hürrem Bey bütün iş dallarını bir sokağa toplamış. Evet. Ya. Halil Rıfat Bey o dönemde Elazığ'da demin söyledik ya, evet, güzel dedik bir belediye binası, evet, yaptırmış. 9 çeşme, 20 muntazam tuvalet ve 3 kilometre yol yaptırmış Halil Bey. Ve o zaman kaldırım pek yok. Kaldırımları da Halil Bey yaptırtmış. O 3 kilometreye. 3 kilometre. Evet. Kaldırımları yaptırmış. İşte Kasaplar Çarşısı, Buğda Meydanı, umumi pazar yerleri Halil Bey'in eseri. Ama bayağı yer yapmış o zaman. Evet. Ne kadar süre belediye başkanlığı? 10 yıl yapmış. 10 yıl. 1920'den, evet, 1930'a kadar, 29-30'a kadar Halil, evet, Bey'in eseridir. Yapmış olduğu, doğru, eserler Halil Bey'in. Yani bayağı başarılı o zaman. O başarılı. Evet, bir de dürüst, yani, bir insan, evet, kaliteli bir insan, saygılı bir insan. Herkes hürmet duymuş. Doğru. Yani ben çünkü sordurdum o zamanın, evet, yaşlılarından. Yaşlılar. Derlerdi ki Halil Bey, Osmanlı tabiriyle söyleyeyim, mücessem namustu. Namus. Evet, öyle, doğru, bir insan. Evet. Evet, Halil Bey. Ondan sonra Halil Bey diyor istifa etti. İstifadan sonra seçimler oldu diyor. Bu sefer de seçimlerde tabii müracaatlar çok o dönemde. Müracaatlar çok olunca işlerinden Müftü Faik Efendi'nin oğlu Dellalzadeler Harput'un ileri gelenlerinden. Dellalzade Müftü Mehmet Efendi'nin torunu, Müftü Faik Efendi'nin oğlu Hürrem Bey, evet, Hürrem Müftigil, evet, diyor belediye başkanı oldu. Hürrem Bey tabi Avusturya'da falan okumuş, ilk başta İstanbul'da okumuş, felsefe şeyi almış, diploması. Daha sonra da Avrupa'ya gitmiş, Avrupa'da ilim tahsil etmiş. Daha sonra Elazığ'a gelmiş. Elazığ'a geldikten sonra da o zaman Atatürk'le beraber Samsun'a çıkan umum müfettiş İbrahim Talip Bey'in kızıyla evlenmiş. İbrahim Talip Bey daha sonra 1927'ler, 28'ler, 30'lar falan Diyarbakır Umum Valisi. Evet. Evet. Diyor tabii Hürrem Bey'in bir de oradan gelen bir forsu vardı. Evet. Hürrem Bey biraz sert mizaçlı bir insandı diyor. Evet. Halil Bey gibi değildi diyor. Ondan sonra Hürrem Bey'in diyor kayınpederi umum bir şeydi, valiydi. Valiydi. Evet. Doğru. Valilerin üstünde bir makam, evet, diyor. Hatta bu Dersim olaylarında falan İbrahim Talip Bey, o zaman Elazığ valisi de Cemal Bardakçı. Evet. Daha sonra da diyor şeydi, Fahri Bey. Doğru. Yani 29-30'larda da vali Fahri Bey'di. Ondan sonra diyor, İbrahim Talip Bey tekrar milletvekilliğine diyor döndü. Döndü. Hürrem Bey diyor geldiği vakit tabii Avrupa görmüş. İlk başta diyor şeyden başladı. Bir un fabrikası.
vatandaşın temiz ekmek yemesi için bir un fabrikası kurdu. Bir de diyor tırnak ekmeği kaldırdı. Efendim burada tırnaklar arasında kir olur, bir şey olur diye. Evet. Tırnak vurmayacaksınız, somun ekmek. Somun ekmek. Evet. Vay be. Hürrem Bey. Evet. Çok enteresan. Bir anekdot daha anlatayım. Evet. Zeki Bey. Diyor Hürrem Bey titiz bir adam. Tabii belediye personelinin de sağlam çalışmasını istiyor. Sabah erkenden diyor çıkardı. O zaman tabii Elazığ küçük. Evet. Elazığ'ın nüfusu ne kadar o zaman çok olsun. 15 ile 19 bin arasında bir şey. Diyor çıkar. Bir de diyor kasaplar çarşısı tabii o zaman revaçta. Bir tarafta manavlar, bir tarafta kasaplar falan. Alt tarafta demirciler, bu da önünde bakırcılar falan. Kasaplar çarşısının önüne diyor eşya koymayı istemezdi. Bir gün meclis üyelerinden bir tanesi kasaplar çarşısında esnaftı diyor. Tutmuş mal gelmiş dükkana. Fakat bekliyorlardı. Hani o zaman sepetçiler vardı, hamallar vardı falan. Hamal da gecikmiş. Hürrem Bey de teftişe çıkmış. Bakmış ki kendi meclis üyesinde kapısının önünde eşya var. Demiş bu nedir? Demiş ki vallahi reis bey hamal gelmedi ki ben bunları ambara çektireceğim. Ben de ağır kaldıramıyorum. Hamalı bekliyoruz. Yanında da tabii belirli müdürler var. Bunların içinde de zabıta müdürü de var. Demiş buna 50 kuruş ceza yaz. Evet. Ha. Aman olur mu reis bey demiş ya. Hamal bulamadık işte kaldıramadık falan. Kaldıramadık. Demiş çok konuştu. Bir 50 daha yaz. Daha yaz 1 lira. Evet. Evet. 1 lira yaz. Adam bakmış olacağı yok. Daha söyledikçe artacak. Mecbur çıkarmış 1 lirayı parayı vermiş. Evet. Hürrem Bey öyle. Evet. Hürrem Bey mesela Devlet Demir Yolları'nın da Diyarbakır hani buradan geçiyor ya. Evet. O zaman sene 1933-34'lerde trenin gelmesini Ankara'ya giderekten o zamanın meclis üyelerini de almış götürmüş. Oradaki trenin Elazığ'a gelmesini sağlamış. Sağlamış. Evet. İkinci bir husus elektrik. O zaman diyor elektrik diyor şeydi. Belirli semtlere verilirdi, bazı yerlere verilemezdi. Trafo diyor şeydeydi, Özbel Gazinosu hani şimdiki şeyin park yapıldı ya, evet. Zabıtanın yanında. Evet, o zaman diyor oradaydı. Saat 10'dan sonra elektrikler kesilirdi. Elazığ olurdu zindan, karanlık. Evet. O dönemde. Evet. O dönemde öyleydi. Doğru. Sonunda diyor Hürrem Bey'in yaptığı icraatlar arasında eski belediye binası. Yani şeydeki Gazi Caddesi. Gazi Caddesi'ndeki o zaman diyor başladılar belediye binasına. Hürrem Bey'in zamanında. Ondan sonra zaten şimdi yıkılmış vaziyette. Tarihi bir özelliği yok o zaman. 1900 kaçta yapılmış o zaman? 33-34'lerde. Daha eskisinin demin söyledim ya. Evet. Halil Bey'in yaptırmış olduğu tezinatlıydı. Evet. Yani onun mesela çatısı falan öyle değişik bir tam mimari. Tam yer nereydi orayı söylemiştiniz tam de. Şey Kasaplar Çarşısı'na indiğiniz vakit eski Eti Bank'ın yeri. Eti Bank'ın yeri. Evet. Yani şöyle Kasaplar Çarşısı'na kuzeyden indiğiniz vakit sol kolda. Sol kolda. Yani valiliğin duvarına bitişik. Evet. Oradaydı. Ve o zaman mesela merdivenlerle falan çıkılması falan güzel böyle bir şey mimarisi vardı. O da yıkıldı gitti. Tabii onu da yıktılar. Evet, o da herhalde öyle tahmin ediyorum. Ben hatırlamıyorum onu hiç. He? Daha önce yıkılmıştır değil mi? Evet, daha evvel yıkılmıştı. Hatırlayamıyorum. 90'lardan önce mi acaba? Yok, çok evvel. Çok evvel. Çok evvel. Yani çok evvel. Yani öyle tahmin ediyorum. 67'ler veya 66'larda yani. Falan. Herhalde şimdi kalsaydı ne kadar güzel olurdu. Tabii yani, değişikti. Değişikti, doğru. Yani mimari özelliği vardı da. Evet. Evet. Doğru. Bodrum üzeri taş bina. Çatıları falan. Sahip çıkamıyoruz eserlerimize. Biz de eskileri yıkmaya alışmışız. Doğru. Yıkmak daha kolay geliyor. Tabii, biz illa yıkacağız. Evet. Seviyoruz yıkmayı. Onun için hoşumuza gidiyor. Ondan sonra belediye başkanı kimse dedi. Şimdi Hürrem Bey tabii malumunuz onu söyleyeceğim. Evet. Halil Bey belediyeyi bıraktıktan sonra vakıflarda, derneklerde görev almıştır. Artı uzun bir müddette il meclis üyeliği yapmıştır. Evet. Yani kaliteli bir kaliteli. İnsan olduğu için vatandaş İlla Halil Bey yani teklif suretiyle. Evet, teklif suretiyle. Tabii, teklif suretiyle. Halil Bey lütfen
sen gel il meclisine. Evet. Zaten belediye başkanlığını da Halil Bey zorla almıştır. Yani 1920'de evet. 30'a kadar vatandaş hemşerileri istemiştir Halil Bey. Yani kendi istememiş ama. Hayır. Evet. Doğru. Gelelim Hürrem Bey'e. Evet. Hürrem Bey'le o dönemin valisi Vali Tevfik Sırrı Gül'ün arası açılmış. O dönemde de valiyle belediye başkanı arasında şey var, sıkıntı tabii. Var değil mi? Var, o zaman evet. Da var. Evet. Demin dedim ya, o zaman işte halk evi falan açılmış. Evet. Hürrem Bey'in zamanında, Atatürk büstü o dönemde yapılmış. Ondan sonra Vali Tevfik Sırrı Gül'le araları açılmış. Bir gün umum müfettiş, CHP'nin umum müfettişi Elazığ'a gelmiş. Geldiği vakit o zaman tek parti dönemi. Ondan sonra işte dert yanınca önüne bir boş kağıt koymuş. Demiş bunu imzala. Hürrem Bey demiş niye imzalayayım? Demiş sen imzala. İmzaladıktan sonra ondan sonra Ankara'ya gitmiş genel sekreter. Evet. Oradan bir ay sürmeden Tokat Milletvekilliği gelmiş. Tokat Milletvekili. Tabii. Tokat Milletvekilliği de yapmıştır Hürrem Müftü Gül. Ama nasıl o zaman milletvekili geliyor? Milletvekili atamayla mı oluyor, seçilmeyle mi oluyor dönem o zaman? Şimdi şöyle bir durum. He. Adı seçilme ama yukarıdan tamam. İstediklerini tamam. Gönderiyorlar. Gönderiyor. Tabii. Şimdi şöyle bir durum, o ki sen sordun anlatayım. Evet. Laf laf açıyor. Evet doğru, sohbet havasında olsun diyor. Aynen. Evet. Şimdi efendim, 23 Nisan 1920. Evet. Hani çocuk bayramı olarak da kutluyoruz ya. Yani. Evet. 23 Nisan 1920'de tabii Atatürk'ün emriyle o zaman işte meclis açılacak. Elazığ'a da gönderiliyor. İçinizden diyor milletvekili adaylarını Ankara'ya gönderin. Gönlüm. Fakat süre az. Süre az. Şimdi baktığınız vakit gelen evrakınla efendim giden çünkü Ankara'ya gitmek o zaman böyle tren miren yok. Zorla gidecekler. Doğru. Hatta mesela Diyarbakır'a Tunceli'den kalkmış gelmiş buraya birinci meclise gittiği vakit hatıralarında öyle diyor ki şey geldim harcırahımı Elazığ'dan aldım hizmetkarımla beraber 17 günde diyor Ankara'ya gittim. 17 gün. Evet. Şimdi tabii meclise gidilecekler var. Evet. O zamanın valisi Mümtaz Bey. Mümtaz Bey padişah yalnız. Pek önemsemiyor yani Ankara'ya gitsen olur, gitmesen olur milletvekillerinin. Yazı İşleri Müdürü Faik Bey'i çağırıyor. Faik Bey diyor, istersen seni yaz, isterse diyor başka adam bul yaz. Faik Bey düşünüyor, diyor ki ben 38 vali ile Yazı İşleri Müdürlüğü yapmışım. Efendimiz Hazretlerine ayıp olmaz mı? Hani o padişahtan da çekiniyorlar evet. O zaman. Evet. Kendisini yazmıyor. O sıra içeriye kendi mahiyetindeki avukat Rasim giriyor, Arap gelidir. Orada kendi mahiyetinde çalışıyor bir valilikte. Rasim Bey'in yüzüne bakıyor. Faik Bey diyor, hayırdır niye yüzüme bakıyorsun? Diyor ki Ankara'ya mebus olarak gitmek ister misin? Evet, Rasim Berk. Evet. Diyor ki valla şimdi gitmek bir derece de Efendimiz'e diyor ayıp olmaz mı? Halife-i Ruhi Zemine. Evet. Çünkü o zaman padişah evet, var. Diyor ben bir düşüneyim Faik Bey. O düşüne dursun. Bir gün meşhur Hacı Kaya Sabati Duman Berber Şevki'nin kahvesinde oturuyor. Tam İzzet Paşa'nın şimdiki kuyumcular var ya Ziraat evet, Bankası'nın doğru. Karşısı. Orada otururken o sıra Deveci Hüseyin Efendi geçiyor. Polislikten emekli, Bilikanlı. Hacı Kaya çağırıyor. Diyor ulan Hüseyin, Hüseyin hele gel diyor. Sen diyor Ankara'ya yollasak gider misin? Gider misin? Evet. Diyor giderim, niye gider. Gitmeyeyim? Kim istemez? Diyor giderim. Evet. Adamcağız tabii attan gidecek. Evet. Söylediğim mesela bak Diyarbakır'a gelmiş Tunceli'den. Buradan hacirahını alıyor, 17 günde Ankara'ya gidiyor. 17 günde. Tabii. Ondan sonra valla Deveci Hüseyin Efendi'yi yazıyorlar. Ertesi günü de şey geliyor. Avukat Rasim geliyor. Evet, onu yazıyorlar. Onu yazıyorlar. Ondan sonra tabii Denizli'de daha sonraki onları yazıyorlar. Evet. 6-7 kişi Elazığ'dan gidiyor. Evet. Milletvekili olarak. Çünkü süre dar. Evet.
Ha seçimden mi geldi diyeceksin, soracaksın. Yok. Ya seçim yok işte o zaman. Evet, o zaman. Da birinci meclis. Tabii doğru. İkinci meclis civcivli oluyor. Evet. İkinci meclis civcivli oluyor. Çünkü Atatürk diyor ki kız gibi bir meclis isterim. Evet. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Ses geliyor. Eski işte her vilayetin eşrafı gitmiş oraya. Uleması gitmiş, ağası gitmiş, paşası gitmiş. Orada her kafadan bir ses çıkıyor. Yönetemiyorlar. Evet. Zor yani zor yönetmek. Yani. Her taraftan görüyorsunuz doğru. İşte. Evet. O zaman mesela isyanlar, şunlar, bunlar da var. Yunan bir taraftan dayanmış şeye, dayanmış, kapıya. Dayanmış, doğru. Evet. Onun için demiş kız gibi bir meclis isterim. Evet. Mesela evet. Laf lafa açtırıyorsun. Evet. O zaman Cevat Çobanlı Paşa Atatürk'ün sevdiği hocalığını da yapmıştır. Arap yerlidir. Ya Elazığ tabii o zaman Arapgir Elazığ'a bağlı. Doğru. Cevat Çobanlı Paşa Elazığ'dan milletvekili yazıyor Atatürk. Bizim buradan. Yani ikinci dönem. Bizzat Atatürk yazıyor. Tabii. Evet. Kendi hocası. Doğru. Ondan sonra belirli bir süre çalışıyor. Çalıştıktan sonra bir kanun çıkmış o zaman. Diyor ki asker kökenliler eğer milletvekilliğini beğenmiyorlarsa, istemiyorlarsa istifa etsinler, askeriyeye geçsinler. Tekrar eski görevine. Eski görevine iade edin. Evet. Cevat Çobanlı Paşa diyor ki vallahi milletvekilliği bana göre değil. Ben yapamam, ben asker adamım. İstifa ediyor, askeriyeye geçiyor. Yerine geçince burası boş kalıyor. Evet, yerine kim geliyor? Yerine öyle kavgalar, dövüşler oluyor ki. Evet. Zeki Bey. Yani iki grup oluyor. İki grupta ondan sonra biri şey destekliyor. Yani ileri gelenler, Elazığ eşrafı, Beyzade Efendi'nin oğlu Mehmet Nuri Efendi'yi destekliyorlar. Evet. Vali de Süleyman Karakaya'yı istiyor. Kimin sözü geçiyor? Ondan sonra işte gidiyorlar, geliyorlar, işte ilçelere gidiyorlar, Keban'a gidiyorlar, Palu'ya gidiyorlar, şuraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar ki İşte valinin sözü olsun. Evet. En sonunda Şık Şerif Efendi, yani Kürt isyanında, evet. Elazığ'a girmeden bir gece evvel Vali Bey Süleyman Karakaya'nın şeyini imzalıyor. Mazbatası. Evet. Ve o gidiyor. Evet. Evet. Onun için birbirlerine muhber oluyorlar. Evet. Evet. Doğru. İstiklal Mahkemesi'nde de birbirlerini ispiyon etmişlerdir. Orada yargılanıyorlar. Onu şikayet ediyor. Tabii, tabii, tabii. Doğru. Şimdi sen benden soruyorsun illa. Şimdi hep yani her dönemde şey olmuş böyle bir siyasi tabii, her çekişme dönemde. Değil mi? Şimdi ya ben makam, kısa kısa anlatıyorum. Evet. Zeki Bey kısa kısa anlatıyorum. Bunlar tabii. Uzun hikayeler. Tabii doğru. Tabii başlı başına konular. Ne yapmışlar, nasıl ne etmişler. Yapmışlar. Tabii. Ama işin özetine kimi, baktığımız kimi zaman. Kimi tehdit etmiş. Tabii. İşin özüne baktığım zaman. Evet. Hani günümüzde o zaman arasında da yine böyle hani mevki, makam için tabii. Bir şey var yani çatışma var. Şimdi yani, şöyle mi? Bir durum. Partiler kurulduktan bu tarafa bakın. Yani şeyde İttihat Terakki dedim ya. Evet. İttihat Terakki'den bu tarafa bakın. O milletvekilleri gittiği vakit il meclisi, belediye meclisi evet. Seçimi yapıldığı seçimler. Vakit Osmanlı dönemini tabii, söylüyorum. Evet. O dönemde de birbirlerini yemişler. Yemişler. Tabii evet, gerçek. İnsanoğlunun da değişen bir şey yok. Değişen yani. Bir şey yok. Evet. Günümüzde de aynı. Günümüzde de aynı. Evet. Ama tek bir fark var. Hani belki biraz sonra konuşacağız ama yani belediye meclis üyesi olsun, ilgilenen meclis üyesi olsun o dönem biraz daha kaliteli yani. Bu tabii kadar kaliteli. Yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani herkes yani her şeye talip olmuyor yani. Olmuyor. Şöyle evet. Ki mesela incelediğiniz vakit il meclisi, belediye meclisine baktığınız vakit ister Hürrem Bey'in zamanı olsun, ister Kemal Şedelen'in zamanı olsun, isterse Halil Bey'in zamanı olsun. Evet. Zeki Bey, emekli valiler. Evet. Mesela Ali Nuri Bey Tunceli valisi emekli olmuş, gelmiş burada il meclisine müracaat etmiş. Belediye doktoru Doktor Şükrü Bey. Harputlu Saracı Hafız'ın oğlu, Hüseyin Efendi'nin oğlu Doktor Şükrü Bey. Bunun gibi Hüseyinlik'te Doktor Ali Kemal Bey. Hep bunlar yani şey tabii. Okumuş kültürlü okumuş adamlar. Senler, ondan sonra avukat evet. Zeki Bey. Zeki Bey. Diğer mesela doktor mesela şey Ahmet Bey. Bu tarafa baktığınız vakit il meclisi, belediye meclisini sayıyorum. Doğru. Baktığınız vakit hep böyle ya emekli valiler, mesela emekli yüzbaşılar, İzzet Koçak Bey mesela.
baktığınız vakit bunlar hepsi devlet umuru görmüş adamlar. Evet. İşte diyorum da emekli valiler, doktorlar, mühendisler, avukatlar, hakimler. Bayan var mı o dönemde? Gelelim, evet. İlk sordun. Evet. Değil mi? Çünkü yani bayanların olması da önemli yani. Şimdi malumunuz 1930'da evet, bayanlara yetki verilince seçilme hakkı. O zaman var. Hem il meclisinde var, hem belediye meclisinde var. Mesela belediye meclisine baktığınız vakit Hulen Bey'in zamanı olsun, Kemal Şedelen'in zamanı olsun, 3-4 tane bayan. Evet. Elazığ'ın efendim doktor eşleri, evet, efendim hakim eşleri aday. Aday. Ve bir de mesela Vali Bey'in hanımı aday. Vali Bey'in hanımı nasıl? Tabii. Yani hani valiler Elazığlı değil. Elazığlı değil ama evet, adaylığını koymuş. Adaylığı mesela. Evet, incelediğiniz vakit. İncelediğimiz zaman. Yani tayin çıktığı zaman. Evet, Vali Tevfik Sırrı Gürür'ün evet, hanımı mesela adaylığını koymuş. Adaylığını. Kazanmış tabii mı? Hayır, şeyde adını söyle, girememiş. Girememiş. Seçilememiş. Evet. Seçilememiş. Doğru. Şöyle, o zaman seçimler var. Evet. Cumhuriyet döneminde var. Tabii doğru. Ve demin söyledim ya, yani böyle bir hararetli seçimler var. Doğru. Evet. Yani Osmanlı'nın dönemi gibi değil. Evet. Hararetli seçimler yani çekişmeli var. İl meclisine baktığınız vakit, il meclisinde de 3 tane bayan var. 3 tane. Tabii. Yani seçilmiş. Tabii Ayşe Hanım mesela. Evet. Cipli Hacı Şavki Bey'in kızı. Kızı. Cemil İspir'in hanımı Ayşe Hanım diyor giderdi. Ondan sonra meclis oturumlarına karışırdı. İl meclisi. Evet. Karışırdı. Ondan sonra çıkar gelirdi. Doğru. Evet. Yani bayanların olması da iyi. Bayanlar şey var. Evet. Evet. Doğru. Kemal Şedelen'in zamanında da var. Şeyin zamanında da var. Mesela Hürrem Bey'in zamanında da var. Daha sonra da var. İl meclisi o dönemde yine valilere mi bağlı? Şöyle tabii valinin toplantılarda genelde Vali yani Bey. Günümüzdekiyle aynı hemen. Aynen. Zaman, evet. Gene özel idare var. Özel malumunuz idare. Tabii. Evet. Aynen devam. Doğru. İl meclisi öyle. Evet, öyle devam ediyor. Evet. Vali beylerin mesela denetiminde ondan sonra toplantı yapıyorlar. Neler olacak? Neler aynısını şey yapıyorlar. Evet. O zaman tabii valilik şeyde İzzet Paşa'nın karşısında. Şu anki kent evet, müzesi olacak olan yerde. Müze olacak yerde. Evet, doğru. Evet. Daha sonra diğer tarafa taşınıyor valilik. Şey nereye şey mi? Şimdiki valinin eski hani bina yapılmıştı ya. Yapıldı, bir tarafta adliyeydi, bir tarafta aynen, valilikti. Doğru. Oraya taşınıyor. Oraya taşınıyor. Ama ondan evvel İzzet Paşa'nın karşısında. Evet. İl meclisi. Evet. Başkanlara devam ediyorduk Sedat abi. Evet, devam evet, ediyoruz. Evet. Hürrem Bey tabii babası Müftü Faik Efendi, dedesi Dellalzade Mehmet Efendi. Dellalzade Mehmet Efendi Harput'ta uzun bir müddet 100 yaşına kadar yaşamıştır ve müftüdür. Ya müftü. Evet, evet. Tarikat ehli bir insan. Babası Müftü Faik Efendi 1928'de vefat etmiştir. Kendisi de 1980'lerde falan 82'lerde. O zaman siz hatırlıyorsunuz. Ben görmedim. Şöyle ki Hürrem Bey'i, evet, yani benim hatırlamam lazım. Aynen. Fakat şeydeydi, İstanbul'daydı. Ha, İstanbul'daydı. Ben çocukken, daha doğrusu biz dünyada yokken Hürrem evet, Bey milletvekili olmuş. Ha, milletvekili de yapıyor. Tabii Elazığ milletvekilliği. Evet. Şöyle ki, onu da söyleyeyim, kayınpederi de buradan milletvekili olmuştur. Diyarbakır'dan milletvekili olmuştur İbrahim Talip Bey. Evet. İbrahim Talip Bey çok yönlü bir insan. Doktordur. Evet. Samsun'a Atatürk'le beraber çıkmıştı. Mesela o gemide falan savaran hayatında eğilmiştir. Atatürk'ün parmağından kan alıyordur. Evet. Öyle bir fotoğrafı da var. Doğru. İbrahim Talip Bey. Sonra burada umum müfettişlik yapmıştır. Cemal Bardakçı zamanında sene 26 ile 30 arasında. Evet. En sonunda Cemal Bardakçı ile pek uyuşamamışlardı. Evet. Cemal Bardakçı'nın yani Murat Bardakçı'nın evet, dedesi tayini çıkmıştır. Evet. Doğru. O zaman demişlerdi ki efendim işte Dersim ağalarına gidiyordu efendim işte oradan rüşvet alıyor alıyordu, bilmem ne. Bir sürü laflar. Evet. Yani öyle bir şey yok ama şey işte, yani söylenti. Aynı dedikodu, evet, yıpratma, dedikodu aynı, yıpratma için. Günümüze de aynı yapıyor yani. Evet. Şöyle. Öyle maalesef. Evet. Ondan sonra da Hürrem Bey tabii Elazığ'dan milletvekili olmuştur. Evet. Elazığ milletvekilliği yapmıştır. CHP'den. CHP'den. Evet, CHP'den milletvekili. Kaç yılı
tedavi vallahi etmiyor şimdi musun? Hatırımda değil evet, ama şeydir, son dönemde. Ha, son dönem. Son dönemde de milletvekilidir. Evet. Şöyle ki o zaman Demokrat Parti kümülemiş. Evet. Bu şey zamanı mı acaba? Evet. Ondan Fırat sonra CHP almış götürmüş. Taşınması evet, dönemi. Bildiğim o. Evet, değil evet. mi? O zaman şey yapılıyor, gidiyor. 70'li. Daha evvel. Daha evvel, yok o zaman evvel. Değildir. Evet. Evet. 57-58. 57-58, doğru. Evet, 70'ler değil. Yok, değil, doğru. Ondan sonra Hürrem Bey son dönemde milletvekilliği gene evet. yapmıştır. Evet. Daha sonra bizim görmemiz lazımdı fakat göremedik. Ha, İstanbul'daydı. Doğru. İstanbul'da Vali Konağı Caddesi'nde, Harbiye'deki, orada konağı vardı. Şey, evi vardı. Evi vardı. Evet. Doğru. Bir tane kızı var. Herhalde kızı hayatta. Hayatta. Yaşlıdır evet. ama. Evet, Hürrem Bey'in. Evet. Hanımı da söylediğim şekliyle şeyin, İbrahim Talip Bey'in kızı. Kızı. Evet. Evet. Devam ediyoruz artık evet. başkanlara. Ondan sonra efendim şey geliyor. Hürrem Bey demin söyledim ya, Tokat milletvekilliğine gittiğinden sonra mecbur istifa ediyor. Tokat milletvekili oluyor. Kemal Şedele. Evet. Evet. Kemal Şedele geliyor. O kaç dönemde geliyor? Kemal Bey de 1936. Evet. Ondan sonra 40. 4 yıl yapıyor zaten. Evet. Değil mi? 5 yıl. 5 yıl mı? Evet. 5 yıl. Evet. Kemal Bey de seçimde geliyor değil mi? Tabii Kemal seçimde geliyor. Hepsi. Evet. Şimdi şöyle. Kemal Bey tabii 1902 doğumlu. Şedele Fehmi Efendi'nin oğlu. Evet. Harput tüccarlarından. Doğru. Şedele Fehmi Efendi'nin oğlu. Kemal Bey de ticaretten iştigal ediyor o dönemde. Evet. Müteahhitlik falan yapıyor. Ve kazanınca zaten o dönemin meclis üyeleri de, belediye meclis üyeleri de hep Elazığ'ın eşrafı. Evet. Hepsi işte söylediğim şekliyle işte bu vali emeklisi, tabii, asker emeklisi, artı hakim emeklisi, avukat emeklisi hep öyle. Yani hakiki eşraf yani. Evet. Değil mi? Aynen. Sonra ikincisi şöyle bir durum. Yani vatandaşın uygun gördüğü insanlar, efendim ben parayı bastırayım da geleyim işte meclis üyesi olayım, şunu evet. olayım, bu olayım veya milletvekili olayım veya hutta belediye evet başkanı işte, öyle bir şey yok. Bir de şunun adamı olayım, bunun adamı. Hayır. Şu anda mesela meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri. Evet. Diyelim ki işte partilerin kontenjanı var, işte milletvekili ise milletvekilinin evet. kontenjanı evet. var. Yani herkesin bir şey var evet. işte, yani kontenjandan adam yerleştiriyor evet. oraya. O dönemde öyle değildi tabii. yani. Evet. Sonra ikincisi şu var. Şimdi parti tüzüğünü incelediğiniz vakit, mesela Cumhuriyet Arşivine bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela Elazığ'daki bazı zevatı istemediği. Bunlar diyor partiye girerlerse evet. bize zarar getirirler. Bu Bitlis mebusu milletvekili Ertan'ın yazısı. Yazısı. Tabii böyle şeyler evet, de var. Doğru. İncelediğiniz vakit çok evet. değişik şeyler var. evet. Bakıyorsunuz mesela o dönemde adam mesela partiye girmek istiyor 7-8 kişi. İl başkanı kabul etmiyor. Oturmuşlar, istişare etmişler yönetimiyle beraber. Diyor ki bu zevat eğer gelirse, çünkü diyor bu şaibelidir. Şaibeli. Evet. Milletvekili istiyorlar. Mesela o dönemde buraya bakan Bitlis mebusu. Evet. Adam geliyor, tutanak tutuyor. Tutanak tutuyor. En sonunda diyor ki bu 7-8 kişi geleceğine gelmemesi evladır. Evladır. Evet. Hiç gelmişsin de. Cumhuriyet doğru. arşivlerinde var. Doğru. Evet. Bir de böyle var yani. Tabii tabii doğru. Zeki Bey. Evet. ya. Evet. Devam ediyoruz başkanlara. Ondan sonra evet. Kemal Bey tabii imar çalışmalarına falan yani hız vermişti. Atatürk'ün buraya geldiği vakit Kemal Şedele yani 37'de geldiği 37, vakit. Evet. Kemal Bey belediye başkanı. Belediye başkanı. Evet. Atatürk'ü o karşılıyor. O karşılıyor. Evet. Karşılaması da şöyle. Evet. Şimdi efendim Atatürk malumunuz trenden iniyor. İnecek sabah erken. Evet. Sabah erken. Atatürk böyle şeylere çok dikkat edermiş. O zaman umum müfettiş burada Abdullah Alpdoğan. Burada. Evet. Abdullah Alpdoğan kimsenin önüne geçmesini istemiyor. Hep kendi çıkıyor önüne. Evet. Paşam böyle olmuş, paşam şöyle olmuş, işte şu şöyle, bu böyle. Evet.
Kemal Bey arka sıralarda. Atatürk vagondan iniyor kompartmanda. Tam şey yapıyor. Abdullah Paşa karşısına çıkıyor. O filmi de var izlersen. Evet, tabii doğru. O sıra Atatürk kızıyor. Diyor ki benim elimi diyor, buranın belediye reisi yok mu? Benim elimi diyor o tutması lazım. Ben şehrine diyor misafir geldim. Misafirine gelmişim. Hemen haber veriyorlar. Kemal Bey arkada. Arkada. Kemal Bey geliyor. Evet. Kemal Bey geliyor. Elini tutuyor. Paşam hoş gelmişsiniz diyor. Ondan sonra il meclisi, belediye meclisi zaten böyle kenarda. Evet. Hepsiyle ayrı ayrı tokalaşıyor. Diyor kasket elinde. Golf evet. Pantolon giymiş evet. Atatürk. Evet. Diyor yavaşça halılar serilmişti. Tren garından Atatürk İlkokulu'na kadar diyor geldi. Talebeler alkışlıyorlardı diyor. Evet. Orada diyor o çocuklarla biraz konuştu. Öğretmenlere teşekkür etti diyor. Ondan sonra da o söylediğim Halil Rıfat Özden'in yaptırmış olduğu belediye binasına geliyor. Gidiyor. Geliyor. Oradan fotoğrafları da vardır Atatürk'ün. Evet. Orada bir toplantı oluyor. Oradan şeye gidiyor. Perte'ye. Singeç Köprüsü'nün evet, açılışı. Doğru. Evet. Ya. Oradan gidiyor. Bir de öğretmen evinde kalıyor herhalde değil mi? Öğretmen evinde kalmıyor. Kalmıyor. Niye ama Atatürk'ün odası var orada. Atatürk'ün odasını, yukarıda odası vardı. Evet. Odasını o zaman döşeyen Vali Tevfik Sırrı Gür. Evet. Vali Tevfik Sırrı Gür'ün hanımı Mukaddes Hanım. İşte Atatürk eğer buraya teşrif ederse işte bir yatak, ondan sonra komodinini, aynasını, evet. Efendim etejerini falan yerleştirmişlerdi. Doğru. Atatürk o gece kalmamıştır Elazığ'da. Şimdi bazen diyorlar ki efendim işte Atatürk yattı, böyle ha, oldu, yattı, şöyle oldu. Ya. Hayır. Doğru. Yatmamış. Ben bir program anlattım, hatırla. Evet, tabii. Orada saat. Doğru. Çünkü Genelkurmay'ın şeyi vardı. Hangi saat, nerede, nereye gitti. Bak, kayıtlı zaten. Zaten adamcağız geliyor, hasta adam. Evet. Geliyor, aşağıda o büyük salonda müsamere gibi bir şey veriliyor. Ondan sonra yalnız şeyden Pertek'ten geldiği vakit odada 5-10 dakika dinleniyor. Bir elini yüzünü yıkıyor, adamcağız o kadar. Doğru. Ondan sonra gece saat 1'de vagonu evet kör makasa çekmişlerdi evet. Elazığ'da. Gece saat 1'de hareket ediyor. Diyarbakır'a geçiyor buradan. Şey değil Diyarbakır'a mi? Değil. Diyarbakır. Adana'ya. Adana'ya mı? Tabii yani? Diyarbakır'dan buraya gelmiş. Ha Diyarbakır'dan gelmiş. Doğru. Evet. Buradan geliyor. Evet. Atatürk şeye geliyor. Yol çatına. Yol çatıya. Yol çatından direkt şeye gölün oraya. Evet. Kürk istasyonuna. Evet. Oradan Diyarbakır. O gece Diyarbakır'da kalıyor, istişareler evet. yapıyor. Ertesi günü buraya dönüyor. Buraya geliyor doğru. Gece saat 3'te geliyor. Evet. Vagonunu kör makasa çekiyorlar. Ondan sonra diyor zaten yatmazdı. Evet. Saat 7'de diyor kalk ayaktaydı. Ayaktaydı. İhsan Sabri Çağlayangil'in hatıralarında tabii, da tabii, var. Tabii yok doğru. Diyor ki şey. Evet. Adana söyle kızmıştı da diyor bize. Evet. Biz de fırçaladı diyor. Bize diyor bozulduk. Başta diyor şeyi dahiliye vekili yani evet. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı bağırdı çağırdı. Ondan sonra da diyor bizi çağırdı. Evet, bağırdı. O işte ama o dönemde yani evet. Şey Kemal Çetin, vali evet doğru. Şey değil. Neydi ismi? Demin söyledim. Vali Tevfik Sırrı Gür değil. Değil. O tayini çıkmış. Doğru. Burada Şefik Bicioğlu. O belediye başkanı da Kemal Şedele. Evet. Doğru. Hatta Elazığ'ın ismi verilmesi mecliste Kemal Bey'in meclisinde karar verilmiş. Oradan geçiyor kararla. Kemal Bey'in evet. meclisinden geçmişti. Yani Kemal Şedele Bey yani imara ağırlık veriyor. Tabii imara ağırlık vermiştir. 5 yıl yapıyor. Evet. Beş ondan yıl sonra onu da bu sefer Diyarbakır milletvekilliğine ataması yapılıyor. Ha Diyarbakır milletvekili. Diyarbakır. Evet. Bende slaytları falan da vardı evet, bir gün inşallah, inşallah bu konuyu anlattığımız aynen. vakit getirelim. Flaştaydı getirmedi. Evet. Bunların fotoğrafları da vardı. Diyarbakır'a gitmeden evvel Elazığ meclis üyeleriyle beraber çektirmiş olduğu böyle fotoğraflar vardı. Evet doğru. Onları burada gösterelim doğru. hemşerilerimize inşallah. Evet, inşallah. Çok iyi evet. olur. Kemal Şedele Bey'den sonra kim geliyor? Kemal yani Şedele mesela Kemal Bey... Bey'in dönemi de Kemal Şedele Bey'in dönemi de Elazığ açısından verimli geçiyor mu o dönem? Tabii. Yani halk memnun mu tabii, belediye başkanlığından? Memnun. Evet. Bir de şu var. O dönemde bilhassa Hürrem Bey'le başlamış. Evet. Tiyatro binası, sinema yeri. Şimdi mesela Halk Evi'nin yanında o dönemde şey var. Sinema. Doğru. Tabii Elazığ'da bir lüks o zaman. Tabii doğru. Evet. Daha sonra ama Hürrem Elazığ'da Bey, o dönemde bölgenin evet. şeyi değil mi? Yani Türkiye'nin
Tabii. Belki ilk 10 şehirden bir tanesi. Bir tanesi. Değil mi? Doğru. Sonra 1934'lerde falan ilk imarın çizilmesi için Ankara'ya müracaatta bulunuyorlar Atatürk'e. Atatürk'e. Ve dikkat ederseniz caddeler, sokaklar hepsi birbirini görür, kesişir. Artı cadde... Mesela şimdi hani konu konuyu açıyor da, mesela İzzet Paşa'ya baktığımız zaman mesela, tamam bitişik nizam ayrı bir mesele ama en azından Gazi Caddesi'nden veya İzzet Paşa'nın baktığınız zaman ta dümdüz bir ip gibi gitmiş. Aynen. Yanlamasına da böyle gitmiş. Aynen. Ama günümüzde maalesef ondan sonra yeni yapılan yerler çarpık kentleşme olmuş ya. Yani. O dönem daha iyiymiş yani. Daha iyi. Evet. İki kata ruhsatlı. Ha, iki katlı o zaman. Tabii o zaman iki kat ruhsatlı ve sokak derinliği ona göre çizilmiş. Ona göre, doğru. Ve baktığınız vakit direkt caddeyi görüyorsunuz. Evet, evler güneş alıyor. Evler güneş alıyor, birbirini boğmuyor. Boğmuyor, bahçeli. Evet, bahçeli nizam. Tabii doğru. Güzel bir şey, plan çizilmiş. Ya o dönemde evet. Ufukları daha iyiymiş. Yani. Evet, 34'te, evet, 34'te. Evet, çizdirilmiş. Allah rahmet eylesin. Öyle kendi olsun. Allah razı olsun. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Daha evvel Nail Bey Mahallesi çizdirilmiş. Osmanlı döneminde. İlk önce Nail Bey mi çizilmiş? Şimdi şöyle evvelden, hayır şöyle. Hep konu konuyu açıyor mu? Evet. Hayır, hayır. Evet. Şimdi şöyle bir durum. Harput'tan indikleri vakit. 3-4 mahalle var. Bir tanesi İcadiye. Evet. Bir tanesi Seko Mahallesi, Mustafa Paşa. Mustafa Paşa. Bir tanesi Çarşı Mahallesi. Bir tanesi Derviş Mahallesi. Derviş Mahallesi. Akpınar. Akpınar, evet. Ondan sonra, daha sonra da Sarayatik Mahallesi. Evet, doğru. Başka mahalle yok. Başka yok. Tamam. Şimdi krokiye baktığınız vakit, yani 1890'lara baktığınız vakit, bende krokileri var. Evet. İnşallah bir gün getirelim. İnşallah güzel gösterelim onları. Evet. O krokilerde şey yok, İzzet Paşa yok. Ha, İzzet Paşa yok. Yok. Rızaiye yok. Rızaiye İcadiye'den ayrılmış. Daha sonra kurulmuş. Daha sonra kurulmuş. Evet. Orası boş alan. Baktığınız vakit su yolu sokak görünüyor eski. Evet. Ama üst tarafı İzzet Paşa görünmüyor. 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 Doğru. Daha evvelki krokiye baktığınız vakit mesela Kasaplar Çarşısı yok, yeri boş. Yeri boş. Evet. Nail Bey zamanında çizdirilmiş. Evet. O zaman. Hollandalı bir mimara çizdirilmiş. Ve dikkat edersen onun da cadde ve sokaklar paralel. Evet. Baktığınız vakit tabii, bütün tabii, caddeler, tabii. Sokaklar birbirini görüyor. Aynı. Daha sonra buranın imar planı geldiği vakit dikkat ederseniz iki kata ruhsatlı, cadde derinlikleri, sokak derinlikleri hakikaten güzel. Çok güzel, evet, doğru. Evet. Ama biz ne yapmışız? Hı. Çekme mesafesi vermeden beş kata çıkarmışız. Beş katı sekiz kata çıkarmışız. Sekiz ne kat, olmuş? Tünel kat. Olmuş. Doğru. Şimdi baktığınız vakit eski yerleşim yeri Rızaiye Mahallesi, İzzet Paşa, Nail Bey böyle bir dehliz gibi, tünel gibi yerler. Doğru. Çekme mesafesi verilmiş mi sokak derinliği? Hayır, verilmemiş ama en azından yine düz yani şey olarak. Ya, tek, ona yapılmış tek, ama tek yani boğucu. He, boğucu. Peki, evet, doğru. Boğucu. Evet. Demek eski ki, imarda da 15 kat, 12 kat verilmişti. O da ayrı bir şey. Tabii doğru. Sıkıntı. Sıkıntı. Evet. Şu anda da yapıyorlar zaten. Şimdi eski yerleşim yeri neyse. Evet. Şimdi gidiyorsunuz mesela kültürün arka tarafları. Evet. Üniversite Mahallesi. Ya keşmekeş. Tabii. İnsan boğuluyor. Boğuluyor. Yani. Bir evet, de cadde, sokak belli değil. Evet. Evet. Doğru. Sonra ikincisi bir husus daha söyleyeyim. Eskiden bir adam bir ev yaptığı vakit altta ahırınla mereğini düşünürdü. Öyle değil miydi? Tabii tabii doğru. E şimdi maalesef bunu düşünmüyoruz. Otoparkımız yok. Garajımız yok. Doğru. Yine Allah razı olsun bu dönem evet, işte şey ruhsat vermem dedi şey yapıldı. Evet, otoparklar yapıldı. Yapıldı. Allah razı olsun. Doğru. Yani Şahin Bey şey yaptı, yoksa şey yoktu. Doğru. Eskiden adam apartmanı yapıyordu fakat şey yoktu, otoparkı falan yoktu. Evet, doğru. Allah razı olsun Şahin Bey yaptırdı. Gerçek. Şimdi yani bir şeyde cadde ve sokakta araba olmaması lazım. Evet, doğru. Otopark olması lazım. Ya normalde şeydi hani siz de belediye meclisiyle yaptınız zaten evet, biraz sonra konuşuruz ama mesela eskiden şeydi belediyeler işte otopark için para alıyor. Evet. Yani diyor ki ya işte otopark yapmak zorundasın. Eğer otopark yapmayacaksan ondan sonra parasını ver. Parası başka yerlerde kullanılıyor. Aynen.
aslında hiç para da alınmayacak. Yani öyle bir kanun olacak ki her apartmanın altında evet, bu Türkiye geneli olacak. Mutlaka otopark evet. olacak. Yani belediye hiç para almayacak. Evet. Yani. Bu yani kanunlaşması alınmadan gerekir. Her tarafta bir de ada bazında evet. mesela diyelim o semtte muhakkak vatandaşın kullanımına uygun bir otoparkın olması lazım. Doğru. Bir yeşil alanın olması lazım. Lazım. Doğru. Nefes evet. alması lazım. O zaman şöyle kısa bir reklam arası verelim. Çünkü hani bitiremeyiz herhalde şeyde 5-10 dakikada. Hay hay. Çünkü 30'da kaldık değil mi? Belediye başkanında. Kemal Bey 30, evet, 30. 37 evet. mi? 35. Ha 35-40 arası yapmıştık. Evet. Ondan sonra diğerlerine de devam edelim devam o zaman. Ederiz. Sevgili seyirciler kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, gündem programı devam ediyor. Gündem programında araştırmacı yazar Sayın Sedat Çağlayan Bey ile Osmanlı zamanında Harput'taki belediye başkanlarını ve Cumhuriyet dönemindeki belediye başkanlarını konuşuyorduk. Sedat abi şeyde kaldıydık ondan sonra 1934 ile 40 arasında evet, evet. Kemal Şedeli Bey belediye başkanlığı evet. yaptı. Evet. Ondan sonra kimler belediye başkanı ondan sonra oldu? Da evet. gelenler Kazım Bey, Kazım evet. Bayar. Kazım Bayar kendisi hukukçudur. O dönemde belediyelerde hakimlik falan yapmıştır. Daha sonra burada seçildiği vakit bir dönem, ilk başta birinci dönemde Kazım Bey belediye başkanı olmuştur o dönemde. Ve Elazığ'daki yapmış olduğu hizmetler ilk etapta yollar. Ha yollar. Evet, yollar. Bir de eski hatırlarsınız belki, iri taşlarla döşeme. Bütün cadde ve sokaklar çamurdan kurtarılmıştır. Evet. Kaldırımlar yapılmıştır. Yapılmıştır. Park ve bahçelere ağırlık vermiştir. Bir de şehrin aydınlanması için o zaman belirli yerlerde elektrik direkleri. Evet. Eski usul. Eski usul. Evet. Elektrik direkleri yapılmıştır. Kazım Bey tabii kültürlü bir insan. Ve o dönemde büyük hizmetleri geçmiştir Kazım Bey. Kazım Bey. Evet. Evet. Daha sonra da... Kaç yıl yapmış? O da 5 yıl mı? İlk etapta 2 defa yapmıştır. Ha 2 defa. 2 defa yapmıştır Kazım Bey. Birinci dönemde Kazım Bey'in 1940'tan sonra... Evet. 45'e kadar. Evet. Ondan sonra Ahmet Karakaya gelmiştir. Evet. Bir süre Ahmet Bey yaptıktan sonra tekrar Kazım Bey gelmiştir. Ha, evet. Evet. İkinci dönem İkinci gelmiştir. Dönem. Evet. Doğru. İkinci dönem gelmiştir. O dönemlerde de Kazım Bey, şöyle söyleyeyim, 1943 ile 46 arası birinci dönemi Kazım Bey'in. 43 ile? 46 arası. 3 yıl mı yapmış? Evet. Evet. Ondan sonra 46 ile 50 arası Ahmet Karakaya. Ondan sonra 1950 ile 53 arası yine Kazım Bayar Bey yapmıştır. Evet, devam etmiştir. Yani şeye kadar, yani Demokrat Parti'nin birinci döneminin şeyidir, adını söyle, belediye başkanıdır belediye başkanı. Kazım Bey. Evet. Kendisi hukukçudur. Evet. Hakimlikten istifa etmiştir, gelmiştir. Daha sonra da bir ara şeylik yapmıştır, avukatlık yapmıştır. Avukatlık Avukatlıktan sonra da ikinci noterdi Kazım Bey. İkinci noter. Evet. 1976'da da bir trafik kazasında vefat etti hanımıyla beraber. Evet. Mezar Elazığ'da mı? Elazığ'da. Elazığ'da yine. Evet. Ailesi şeyde. Tabii. Yani, evet. Buralılar zaten. Buralılar, evet. Doğru. İşme nahiyesinin Geban mıntıkasında. Geban mıntıkasında. Evet. Evet. Kazım Bayar Bey. Kazım Bayar Bey tabii kültürlü bir insandı. Özelliği ne mesela şey olarak? Mesela o dönemde kendi belediye başkanlarına baktığınız zaman sertler mi yoksa böyle haklı diyaloglar Kazım Bey sertti. Ben onu gördüm. Gördünüz mü? Tabii Kazım Bey sert bir insandı. Evet. Hatta ikinci noter kasapları çıkıyordun. İkinci kat ikinci noterdi. İkinci noterin sahibiydi. Ha, sahibi. Evet sahibiydi. Ha, belediye başkanından sonra tekrar sonra, noterliğe evet, mi dönüyor? Tabii daha sonra. Evet. Yani söylediğim işte 1970'ler 76'larda ikinci noterdi. Evet doğru. Biz onu hatırlıyoruz. Doğru. Ama sert mizaçlı bir insandı. Evet. Yaklaşık 50 yıl öncesi. Evet. Hatta
O gün işte Allah rahmet etsin şeye gidiyordu. Ankara'ya mı neye işte gidecek hanımıyla beraber. Biz Kasaplar Çarşısı'nda rahmetli babam et alıyordu. O da Kasaplar Çarşısı'na geldi aynı dükkandan. Et aldı ki götüre yani şeye. Sonra akşamı duyduk ki vefat etmiş. Evet yolda Malatya Elazığ arasındaki yolda trafik kazasında. Geçiyor. Evet. Rahmetli olmuştu doğru. Kazım Bey. Evet. Ama sert mizaçlı bir insandı. Sertti. Evet. Doğru. Diğerleri de mi aynı yoksa değişiyor tabii. Tabii diğer onlar, belediye başkanları. Diğer ben şeyleri görmedim mesela tabii. Kemal Bey'i falan görmedim doğru. Kemal Şedele'yi. Evet. Hürrem Bey'i işte o da İstanbul'daydı belki hani evet. Görebilirdim ama evet. Tabii çocukluk görmedik. Evet. Onlar şeylerdeydi. Devam edelim evet. Belediye başkanlarına yoksa en son sonda evet. 1950 ile 53 arası dedi Kazım evet, Bey. Doğru. Daha sonraki yıllarda da zaten değişime uğruyor. Şöyle ki Mütemit Bey de kısa bir dönem belediye başkanlığı yapmıştır. Hatta Mütemit Bey'den bir anekdot anlatayım. Tabii. Diyor tabii biraz deli doktoruydu. Akliye Hastanesi'nin başhekimiydi. Evet. Diyor sabahleyin faytona biner. Arkasında kazma kürekçiler belediyenin. Evet. Elinde beyaz tebeşir. O demin söylediğim ya taş dedim döşeli evet. Caddeler. Taşlar eğer biraz eğilmişse faytonun tekeri o taşlara takılınca faytoncu derdi dur. İner. Oradan tebeşirle çizer. Çizer. Kazma kürekçiler o taşı kaldıracaklar, düzeltecekler. Evet. Doğru. Evet. Artı ikincisi dirayetli bir adamdı. Öyle söylerler. Tabii ben onu gördüm. Ya gördünüz onu. Gördüm ama tabii o zaman tabii belediye başkanlığı zamanını görmedik. Daha sonrasını gördük. O zaman başhekimdi evet. Akliye Hastanesi'nin. Hatta bir gün öyle anlatırlar. Derler ki efendim işte o zaman peynir şeyden pertek üzeri geliyor. Pertek üzeri geliyor. Pertek'te kilosu diyelim 1 lira. Burada 5 lira, lira peynir. Kim yapıyor? İşte Bakkallar Bayiler Başkanı o zaman. Ondan sonra sabahleyin erkenden tek başına, öyle diyor koruma moruma almazdı. Tek başına gidiyor, adama bağırıp çağırıyor, diyor ki bak ayağını denge al. Orada 1 lira peynirin kilosu, sen burada 5 liraya beş sattırtırıyorsun. Diyor koca bir iğneyi çıkarırım diyor sana diyor zerk ederim. Evet. Felek'in şaşırır. Şaşırır. Aynen böyle. Evet. Ondan sonra adam korkusundan tabii. Evet, aynen tabii. Evet. Denetli. Cüzi bir kârla satıyor. Ondan sonra Elazığ başlıyor temiz peynir yemeye. Evet, evet. Doğru. Evet, Mütemit'in öyle Mütemit. İşleri vardı. Evet. Doğru. Bir de şeyi anlatalım, bitirelim. İl Meclisi. Evet. Şimdi şöyle, evet. Belediye başkanlarını bir daha sonraki şeyde devam edelim. 1900, yani 53'e kadar geldik. 53'e kadar geldik. Yani 53'e kadar geldik. Diğer programlara da biraz şey kaldı. Diğer programlarda inşallah evet. Nasip olursa Zeki Bey evet. Slide'la gösterelim. Evet. Tamam olur. Evet. Evet. Eski mesela belediye reislerinin de bende fotoğrafları var. Yani Osmanlı dönemi. Osmanlı dönemi. Evet. Bunlar da var. Zaten bunların fotoğrafları var. Ha, var. Evet, her da belediyede var. Şey var değil mi? Ben hani görmedim belediyede ama. Belediyede var tabii. Ha, vardır yani tabii. Eski belediye başkanlarının. Tabii. Evet, 26. dönem. Bunların fotoğrafları var. Evet. Bir de tabii Osmanlı döneminin. Osmanlı bazılarının dönemi. Tabii yok. O zaman çekilmemiş. Tabii. Bazılarının var yalnız. Fotoğraf çekimi azdı o zaman zaten herhalde mi? Şöyle, hayır fotoğrafçı var. Evet. Fotoğrafçı var fakat o zaman bazıları işte günahtır falan demiş çektirtmemiş. Ha çektirmemiş, evet. Doğru. Çünkü bu insanlar belediye başkanlığı yapmışlar, il meclisi yapmışlar, vali vekilliği yapmışlar. Yapmışlar. Tabii. Doğru. Görev yapan insanlar ama... Evet. Fotoğraf çektirmemişler. Mesela şimdi o döneme geçtiğimiz zaman il genel meclisi evet. Adayları 4 tane olduğunu söylüyorsunuz. Evet. O Cumhuriyet Cumhuriyet'ten evvel. Yani iki tanesi işte evet. Hani mesela Müslüman olmayan ikisi şey, gayrimüslim. Evet. Cumhuriyet döneminde il genel meclis üyelerinin durumu ne? Mesela şöyle. Evet. 1927 yılı dedim. Evet. 1927 yılı Elazığ Vilayet Umumi Meclis üyeleri şu isimlerden oluşmuştur. Evet. Nuri Bey ve Doktor Ahmet Nafiz Bey Elazığ. Evet. Nuri Bey dediğim Ali Nuri Bey'dir. Valilikten emeklidir. Ha, evet. Var. Tabii. Doktor Ahmet Bey, Ahmet Nafiz Bey de doktordur. Doktor. Evet. Bu Elazığ'dan, merkezden. Evet, merkezden. İki kişi mi? Evet. Evet. Zeki Bey Baskil. Baskil bir kişi. Zeki Bey avukattır. Avukat. Hacı Ziya Bey'in oğludur. Evet. Gelelim Mehmet Bey evet. Ve Süleyman Bey Pertek. Evet. Abdülaziz Bey ve Reşat Bey Palu. Palu. Evet.
Nafiz Bey Maden, evet. Maksut Naili Bey Keban, Keban, Zeki Bey ve Hasan Bey Mazgirt. Evet. Orada da bazı ilçelerde iki kişi, bazı yerlerde bir kişi. Evet, nüfusa göre. Evet, nüfusa göre. Evet, doğru. Mesela bir örnek daha verelim. Tabii. 1932 yılı İl Meclisi. Evet. Bunda da umumi meclis üyelerinden Maliye Encümenliğine Kemal Bey Baskil, Gafur Bey ve Hilmi Bey Elazığ, Mülkiye Encümenliğinden Hürrem Bey Elazığ, Nuri Bey Hozat, Halil Bey Pertek, yani Halil Bey demin anlattığım Halil Bey, Pertek, İzzet Bey Maden, İzzet Bey Palu, Sıhhiye Encümenliği Zeki Ziya Bey Elazığ, avukat, Kemal Bey Baskil, Saki Bey Palu, Saki Bey de avukattır. Evet. Şükrü Bey Keban, Nafa Marif Ziraat ve Baytar Encümenliği'nden de Hürrem Bey Elazığ, İzzet Bey Maden, Mustafa Bey, Rauf Bey Mazgirt'ten seçilmiştir. Doğru. Evet. Bunlar da yani o dönemin il meclisi. İl evet. Bu insanlar hepsi işte demin söylediğim şekliyle ya vali emeklisi, ya ama yarbay, yani albay, bir kaliteliymiş o dönem, tabii, değil mi? Albay emeklileri, evet. Veyahut da avukatlar, hakim emeklileri, evet. Yüzbaşı emeklileri, evet, bunlar öyle hepsi. Evet. Bu saydığım isimler. Evet. Ve şeylerden de mesela aday olanlar işte Keban'dan, Maden'den, oranın eşrafları, tabii. Doğru. Ondan seçilmişlerdir. Diğerlerinde de mesela daha doğrusu şeyden sonra mesela bir örnek daha verelim. 1950 Demokrat Parti'den örnek vereyim Zeki Bey. Evet. Mesela şeye girmişler, oylamaya girmişler. Oylamada Bedri Bey, Ziya Bedri Bey'in babası, kimi? Bedri Çarsancaklı, ha, evet. 6211 oy almış. 6211. Evet, Demokrat Parti. Evet. İzzet Tanyolu 6046 tane oy almış. Birbirine yakın bayağı. Evet. Hamit Bey 6018 oy almış. Çipli Hamit Bey. Evet. Nihat Tufan Hüseyinlikli 5999 tane oy almış. Evet. Aziz Şenkal 5292 oy almış. Süleyman Aslanoğlu 4522 oy almış. Evet. Hilmi Çakıcı 4466 almış. Evet. Bunlar yalnız CHP'den. CHP'den. Evet. Deminkiler Demokrat Parti'dendi. Evet. Ama oylar birbirine bayağı evet, bir birbirine yakın. Yakın yani. Evet, doğru. Evet, sonra esas yani kazananlar, evet. Esas kazananların isimleri şu: Bedri Çarsancaklı, İzzet Tanyolu, Hamit Ören, Cipli evet. Hamit Bey, Nihat Tufan, Hüseyinlik'ten İl Genel Meclisi asil üyeliklerine seçilmişler. Dört kişi mi? Evet. Asıl değil mi? Asıl. O zaman da dört kişi asıl. Yani merkez. Merkez. Merkezden tabii ilçelerden gelenler de var. Doğru. Daha sonraları İl Meclisi Demokrat Parti ile 1955'ten sonra biraz bozulma olmuş. Nasıl olmuş bozulma? Yani o zaman da şöyle bozulmalar, adamın oyu çok, ona göre kazanmış yani. Ha, kazanmış. Evet, kazanmış. Yani eşrafa bakmamışlar mı? Bakmamışlar. Evet. Şöyle bir durum, bir olay daha, bir anekdot anlatayım. Meşhur Hacı Kaya Sabati Duman bir gün valiliğe gelmiş, gelir gezerdi. Herkes de hürmet ederdi Hacı Bey'e. Çünkü Atatürk'ün şeyiydi, yararlık göstermiş. Atatürk de el üstünde taşırdı. Diyor bir gün, buranın diyor Demokrat Parti'nin ilk valisi Muharrem Balasaygun. Bu şimdiki gördüğün İzzet Paşa'nın karşısındaki vilayet konağında. Demiş ki deyin Vali Bey'in bir kahvesini içeyim. Gelmiş içeriye, kapıyı açmış ki özel kalem müdürü demiş ki Hacı Bey buyurun falan. Kapıyı açmış ki o içeri dumana gidiyor. Evet. Evet. Hani eski meclis üyeleri adabınla, erkanınla evet, şey yapıyorlar. Bunlar öyle değil. Evet. Bunlar işte kimisi sigara yakmış, kimisi kahvede oturur şekilde evet. Efendim şey Hacı Bey dönmüş. Vali Bey hemen kalkmış, Hacı Bey amca, Hacı Bey amca nereye gidiyorsun? İlla gel şey ama Hacı Kaya'nın lafları biraz tabii sert. Evet. Tabii.
Demiş vali bey, vali bey içeriği ahıra döndürmüşsün. Gerçek yani. Evet, sert olmuş biraz. Tabii. Yani o dönem öyle. Evet, doğru. O dönem. Öyle, doğru. Şimdi burada mesela işte demin söyledim ya 35'ler, 40'lar falan evet. O dönemde bayanlar da var. Doğru. Belediye meclisinde de var mı bayanlar? Var. Belediye meclisinde de 4 tane, 5 tane bayan var. Bayan var. Belirli dönemlerde. Evet. İl meclisinde 3 tane var. 3 tane var. Tabii. Bunlar gelirler toplantılara girip girdikten evet. Sonra karar alındıktan sonra yani 4 yıl, 5 yıl meclis üyeliği yapmışlardır bayanlar. Evet. Evet. Doğru. Oylamalara da girmişler. Oylamalara tabii, orada öyle. İl meclisinde. Evet. Mesela yani belediye meclisi de olsun, il genel meclisi de olsun. Yani hani günümüzde de, evet. O dönemde de önemli yani. Çünkü hani mesela evet. işte belediye meclisine bakıyorsun, aldığı bir kararla şehrin kaderini değiştirebiliyor ondan sonra. Kaderini değiştiriyor tabii. Yani şimdi şöyle ama, bir durum. Evet. İl meclisi çok önemli. Belediye meclisi hakeza. Günümüzde o daha... O zaman mesela il meclisi mi ağırlıkta önemli yoksa belediye meclisi mi? Şöyle... Şu anda fazla il meclisi yani işte şimdi baktığımız zaman günümüzde köylere hizmet ağırlıkta. Evet. Evet. Şimdi belediye meclisi daha önemli. Evet doğru. Niye? İmardan geçiyor, bütçe kesin hesabı var, şuyu var, buyu var. Doğru. Belediye meclisi daha önemli. Doğru. İl meclisi vali beyin denetiminde. Şey yapan özel idare siz zaten. Siz de mesela 10 yıl belediye meclisi üyeliği yaptınız. Yaptım. Ondan sonra ki bayağı bir uzun evet. süre 10 yıl, 2 dönem. Evet. 10 yıl. Sizin evet. zamanınızda nasıldı? Vallahi bizim zamanımızda şöyle söyleyeyim. Şimdi... Biz Hamza Bey'in zamanında yaptık. Evet. Nur içinde yatsın. Allah gani gani rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Beyefendi bir insandı. Evet. Şöyle ki, tabii biz ayrı partilerdendik. Evet. Ben müracaat etmedim ilk etapta. İl başkanımız o zaman Fethi Baydeli'di. Evet. İlçe başkanımız İlhan Karlıdağ'dı. Evet. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Çok beyefendi insanlardı. Evet. Hatta teklif geldikten sonra bir 10 gün partiye de gitmedim. Evet. Dedim olur ya şaibe olmasın. Evet. Belki hani yazarlar, belki yazmazlar. Ondan sonra bunlar kapalı oylama yapmışlar. Evet. Bire gelmişim. Doğru. Açık oylama yapmışlar. Bire gelmişim. Evet. Ondan sonra telefon açtı. Allah işini gücünü rast getirsin İlhan Bey. Evet. İlçe başkanımızdı. Dedi sen niye partiye gelmiyorsun dedi. Oylamada sen liste birsin. Evet. Ondan sonra kalktım gittim. Kalktın. Dediler ki dosyanı hazırla getir. Evet. Ve inanır mısınız samimiyetimle söyleyeyim bir kuruş para vermemişiz. Hmm. O zaman tabii, şeydi. Yani liyakat evet, esastı, tabii. artı evet, oy doğru, esastı, doğru. artı şahsiyet esastı. Evet. Yani bir kuruş para vermedim. Tabii. Ve Allah işini gücünü rast getirsin Fethi Baydeli beyefendi. Evet. Hakikaten beyefendi bir insandı. Doğru. Yani bizlerden birer kuruş almamışlardır. Evet. Kendi adamcağız, kendi cebinden benzinini doldurmuştur, kendi masraf etmiştir. Her zaman söylerim, sıtayişten bahsederim. Evet, doğru. Evet. Örnek Allah işlerini güçlerini rast getirsin. İşte haza il başkanıydı, haza evet. ilçe başkanıydı doğru. İlhan Karlıdağ. Evet. Şimdi mesela şeye baktığımız zaman hani Cumhuriyet ilk dönemlerinde de yani evet. belediye meclisi üyeliği olsun, evet. genel meclisi üyeliği olsun. O dönemde de yani şey olarak evet. nevi... Eşraftan ağırlıklar ne veriliyordu. Evet. Ama tabii o zamanlar sayı azdı. Mesela şu anda işte Elazığ Belediye Meclisi 33, 4 daha. 37 kişi ki. 37. Yani bizim zamanımızda 31 kişiydi. 31. Nüfus arttıkça evet. şey artıyor. Tabii şey olunca arttı. Şimdi evet. 37 kişi. Evet doğru. Evet. Hı-hı. İl meclisi de 7 kişiydi. Şimdi herhalde 8 oldu. 8 mi? 9, 7 mi? Ben 8 mi? Biliyorum. Doğru. Evet. 8 olarak herhalde şey evet, devam doğru. ediyor. Doğru. Bizim zamanımızda 7 kişiydi. Doğru. Şimdi mesela şeye baktığımız zaman hani o dönemin insanların özelliklerine baktığımız zaman yine günümüzde de fark eden fazla bir şey yok. Yani o dönemde evet. de çekişme var, şimdi de çekişme evet. var değil mi? Yani şöyleydi, o dönemde bizim arkadaşlarımız için söyleyeyim. Evet. Yani hakikaten tesanütümüz çok güzeldi. Evet. Birbirimize saygımız, sevgimiz, hürmetimiz acayipti. Doğru. Evet. Sonra bir karar aldığımız vakit ister parti içerisinde ister parti dışında. Evet. Karar alırdık, o karar uygulanırdı. Uygulanırdı. Gelirdik mesela belediyeye, belediyede de tartışmalarımız olmuştur. Tabii tabii doğru. Ama kapıdan çıktığımız vakit o saygı çerçevesi içerisinde birbirimize hürmette, saygıda kusur etmemişizdir. Doğru. Evet. Yani karşı partide evet, olabilir. Tabii, tabii. Her zaman için, ben onu söyleyeyim. Evet.
tartışmalarımız olmuştur. Efendim mesela hani kavga boyutunda değil. Doğru. Tartışmışızdır bir konuyu. Yanlışlıkları söylemişimdir. Bir de ikincisi şöyle bir durum. Nur içinde yatsın Hamza Bey. Evet. Mesela imarda bir yanlış bir konu gelmiştir. Kalkmışımdır, parmağımı kaldırmışımdır. Evet. Önümü iliklemişimdir. Saygıyla elimi kaldırmışımdır. Sedat Bey buyurun demiştir. Çünkü orası Elazığ'ın meclisidir. Tabii doğru. Ne Ahmet'in, ne Hamza Bey'in, ne Sedat'ın, ne şunun bunun meclisi değil. Evet. Orası Elazığ'ın meclisidir. Evet. Hürmette, saygıda kusur etmemek lazım. Doğru. Çıktığımız vakit, efendim şurası yanlış olmuştur dediğim vakit Allah var. Bak o hak dünyada, biz ne hak dünyada. Tabii. Demiştir çekin, önümüzdeki hafta bir daha üzerinde çalışın, getirin. Önümüzdeki hafta bir daha bu konuyu konuşalım. Şimdi Sedat abi, mesela hani Cumhuriyet döneminde baktığın zaman, işte Cumhuriyet'ten önceki dönemde meclisler tartışmalı geçiyor muymuş o dönemlerde? Tabii. Değil mi? Tabii. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Osmanlı'nın zamanında da tartışma vardı. Ama fazla değildir. Fazla değil. Orada, doğru. Sayı da az. Sayı az. Evet. Bir anekdot anlatayım. Tabii. Şimdi laftan lafa geçiyoruz. Evet. Şimdi yarın seçim olduğu için biraz son zamanları konuşmak istemiyoruz. Evet. Yoksa şöyle, çünkü yani yarın çok seçim, konu var. Yani. Şey yanlış, yanlış anlaşıldı. Başka yanlış anlaşılmasın çekilir. Diye. Yoksa konuşulacak çok konu tabii, var. Tabii konumuz var da. Yani, evet, şimdi yarın seçim o bakımdan tabii, yani tabii, girmek hassas istemiyorum. Bir konu, hassas evet, konular. Tabii, şöyle bir biz durum. Biz aynı şekilde. Evet. Şimdi Sultan Reşad'ın diyor şeyi vardı. Baş mabeyincisi Tevfik Bey. Tevfik Bey diyor kibar bir insandı. Bazı günler diyor izin isterdi, Ayan Meclisi'ne giderdi. Evet. Şimdi Osmanlı'da bu Sultan Reşat zamanında Meclis-i Mebusan, işte milletvekillerinin konuşmuş, tartışmış olduğu meclis. Bir de Ayan Meclisi padişahın kendisinin belirlediği insanlarla şey Ayan Meclisi. Ayan o istişare grubu biraz daha. Yani iki meclis vardı evet, diyor. Biri Meclis-i Mebusan, evet, biri de Ayan Meclisi. Ayan Meclisi'ni padişah belirlerdi. Ama onda istişare biraz da. Yaptırım tabii, gücü var mıydı o meclisin? Şimdi şöyle, diyor yaptırım gücü de vardı fakat diyor orada her şey nezihti. Evet. Tartışma olmaz. Efendim birbirine hakaret olmaz. Evet. Bir şey konuşulduğu vakit tam bir İstanbul beyefendisi edasıyla anlatılır Ayan Meclisi. Evet. Bir gün diyor Tevfik Bey'e sordum. Dedim ki beyefendi nereden geliyorsunuz? Dedi ki Ayan Meclisi'nden. Evet. Dedim niye Meclis-i Mebusan'a gitmiyorsunuz? Evet. Dedi orada gürültü çok. Ayan Meclisi'nde rahat ediyorum. Evet, rahat ediyor. Diğer konu, tarafta evet, konu dedi falan tartışılıyor, şey yapılıyor ama evet, nezih bir çerçeve içerisinde tartışılıyor Ayan'da. Aynen. Ama Meclis-i Mebusan'da hırıltılar, gürültüler, bağırtılar, çağırtılar. Tabii. Doğru. Evet. Çünkü bütün eyaletlerden gelmişler. Doğru. Şimdi Osmanlı'da da var tabii. Osmanlı'da tabii 5 tane belediye meclisi, 4 tane de il meclisi. Evet. Kafa yapıları aşağı yukarı birbirine denk. Denk. Evet. Doğru. Bir konu dolduğu vakit zaten vali başlarında, artı il meclisi için söylüyorum, vali başlarında, ondan sonra daimi üyeler var. Bunlar nelerdir? İşte müftü efendi, efkaf müdürü, şu bu. Bunun haricinde de seçilmiş. Doğru. Üyeler. Üyeler. Üyeler de 4 kişi zaten. Yani 4 ikisi kişi. Gayrimüslim, ikisi Müslümanlardan. Evet. Yani orada evet, pek tartışma olmuyor. Evet. Belediye meclisinde de zaten kendi evanesi, reisin kendi evanesi, 5 tane belediye meclis üyesi. Oradaki karar veriliyor, şey yapılıyor. Ama Cumhuriyet döneminde öyle değil tabii. Doğru. Tartışmalar. Mesela ben şey merak ediyorum. Mesela Osmanlı zamanında meclis evet, üyelerinde 2 tane gayrimüslim, 2 tane evet, Müslüman oluyor ya. Evet. Mesela oran nasıldı o zaman nüfus oranı? Gayrimüslimlerle nüfus oranı Müslümanların şöyle, oranı. Hani yani iki olduğuna göre eşit gibi gözüküyor. Tabii şimdi şöyle mesela Harput'u söyleyeyim. Evet. Harput'un en şaşalı zamanı, en şaşalı zamanında 10.000'i geçmemiş nüfusu. Nüfus. Evet. Evet. Hem gayrimüslimlerle beraber çok olmuş mesela 12.000. Ondan sonra düşmüş 9.000'e, 8.000'e. Daha sonra da daha azalmış. Evet. Nüfus azalınca ikinci belediye dairesi olmuş. Kaymakamlığa düşmüş. Düşmüş. Tabii. Evet. Hatta Harputlu dilekçe üzerine ders adete yazmışlar. Aman bizi kaymakamlık yapmayın, elimizden almayın diye. Hmm. Ama alınmış. Alındı, evet. Kaymakamlar gelmiş mesela son dönemde
harpı da idare etmişler. İdare etmeye, tabii. Evet. Nüfusu söylüyordun. Nüfusta şöyle, evet. Elazığ'ın mesela, Osmanlı dönemini söyleyeyim. Evet. Elazığ Mezre dedikleri, o zaman işte Mamuratül Aziz diyoruz Aziz. Ya. O zaman eskiler Mezre derlerdi. Evet. Mezre'nin nüfusu az. Tamam. Yani bir kasaba görünümünde. Evet. Yani o dönemde yine alışveriş, hani biz eski tabirle söyleyeyim aksata, Harput'ta diyor dönürde, evet, Harput çarşılarında. Evet. Yani burası diyor bir kasaba görünümündedir. Hem valilik buradaydı, artı devlet daireleri buradaydı. Mesela memurun kesimi akşamdan akşama diyor, Elazığ'ın içinde de oturmazlardı. Ya Yığıki'de otururlardı, ya Kesilik'te otururlardı, ya Hüseyin'de otururlardı. Hüseyin'de, evet. Doğru. Evlerine gelirlerdi. Sabah da erkenden, namazdan sonra diyor, sabah namazdan sonra vilayete gelirlerdi. Atı varsa atından gelirdi, eşeği varsa eşeğinden gelirdi. Yaya da zaten adam yaya doğru. geliyordu. Doğru. Evet. Elazığ yani sonradan inkişaf etti. Evet. Bir de bir şey daha söyleyeyim. 1934'te Harput Belediyesi yıkım kararı verince millet enkazını, evinin enkazını getirdi burada. O zaman niye yıkım kararı veriyorlar? 1934'te? Şöyle ki Harput halkı çok zengin bir insan değil. Evet. Mecbur Elazığ'da o zaman işte gelişsin diye. O aşağılar. Aşağı evet. gelişsin evet. diye. Cüzü arsa yani cüzü parayla arsa veriliyor. Evet. Verildiği için ev yapacak. Evi neden yapacak? İşte taşla. Harput'taki evi yıkıyor, getiriyor, taşını onun kullanıyor. Taşını getiriyor. Penceresini kullanıyor, kapısını kullanıyor, böyle. Ama mesela kalsaydı çok farklı bir Elazığ olurdu. Tabii, şimdi yani. Kalmış hani olsaydı. O evler yıkılmasaydı hani Mardin'den Zeki Bey, daha şimdi şey şöyle ki, Mardin'in... Elazığ'ın belki de kaderi değişecekti. Tabii kaderi değişirdi evet. ve turist çekerdi. Bugün buraya gelmeden evvel ben Mardin'i izledim. Evet. Televizyonda. Sunucu bayan dedi ki, bu sene dedi 5 milyon turist gelmiş. 5 Mardin'e milyon. Evet 5 evet. milyon turist. Yani kadının tabii lafı. Doğru, evet. Dedi 5 milyon turist gelmiş. Evet. Bizim Harput ayakta olmuş olsaydı vallahi bizim buraya da turist gelirdi. Gelirdi ki evet. yani şehrin kaderi değişirdi. O caddeler, o sokaklar, o okullar. Evet. Mesela Fransız mektepleri, efendim Alman mektepleri ayakta olmuş evet. olsaydı. Evet. O camilerimiz, efendim şeyler, mescitlerimiz doğru. ayakta olmuş aslında olsaydı. Şeyde hani konu konuyu açıyor ama Harput çok önemli olduğu için evet. özellikle mesela hani turist evet. çekme açısından işte Harput'taki Meryem Ana Kilisesi var. Evet. Onu da mesela İshak Bey Allah vefat evet. etti. Şeyde o izin vermiyordu ondan sonra evet. açılmasını. Mesela o da açılsa evet. yine turist gelmesi açısından etkili olur diye düşünüyorum yani. Öyle tabii. Evet. Şimdi Süryani cemaati gelirdi. Evet. Doğru. Evet. Zaten belirli günlerde ayinleri vardı burada. Doğru. Şimdi şöyle demin söyledim Vali Tevfik Sırrı Gür zamanında mesela Amerikan Fırat Kolejlerini yıkın demiş. Evet. Yıktırmış. Keşke kalsaydı. Doğru. Çünkü okula tahvil edilmiş, okul olarak kullanılmış, binalar diyor sağlamdı. Çünkü yıkılmasına da sebep yoktu, çatıydı. Ha çatıydı. Tabii çatıydı. Evet. Harput'ta diyor 5 yer çatılıydı. Nereler? Bir tanesi diyor şeydi, Amerikan Kolej binaları. Evet. Ta o dönemde yapılmış çatısı. Bir tanesi Fransız mektepleri, evet. Kale Meydanı'nda. Kale. Ondan sonra bir tane diyor Beyzade Mehmet Nuri Efendi'nin selamlık odası. Evet. Bir tanesi şimdiki Kudeb'in oturduğu yer diyor çatılıydı. Çatılıydı. Selamlık kısmı. Evet. Bir tanesi de Alhanlıların Hasan Ağa'nın evi diyor çatılıydı. Evet, doğru. 5 yer diyor çatılıydı. Daha sonra da diyor Ağa Camisi'ni çatı yaptılar. Kulod'un içindeki Alman okulu vardı. Şu anda müze olacak orası. Orası Alman okulu değil. Değil mi? Orası İdadi Mektebi'dir. Alman değil miydi? Hayır. Evet. Hayır. Alman Hacı okulu Hasan vardı, Refik zaman? Bey zamanında. Yok, Alman okulu var mıydı? Tabii Alman okulu bu tarafta. Hangi tarafta? Kulod'un içinde söyleyelim. Mi? Onu söyleyelim. Hayır. Kulod'un orada değil. Kulod'un içinde değil. Evet. O söylediğin yer Hacı Hasan Refik Bey vali. Kaç yılında? 1885. Yani o zaman tarihi bir yer o zaman. Tarihi. Evet. Orası İdadi Mektebi. İdadi Mektebi'nden orası. Sonra evet. seferberlik zamanında da biraz bir zaman hastane olarak kullanılmış doğru. orası. Hatta diyor içeride ölüler vardı. Gömecek adam yoktu seferberlikte. 1914-15'lerde. Ondan sonra da tekrar diyor İdadi Mektebi'nin elinden alınmıştı. Ondan sonra da diyor tekrar şey yapıldı. Doğru. Okula tahvil edildi. Alman mektebini benden sordunuz. Evet, şehit ilanlardan yukarıya çıkıyorsunuz. Evet. Yukarıya doğru çıktığınız vakit orada şey var. Kavşak. Kavşak. Evet. Eski toplum polisi. Toplum polisi evet. Sola dönün.
Evet. Tekrar o yukarıya bir sokak çıkar. Tamam. Tam yukarıya sokak çıktığı vakit kemerli bir kapısı vardı. Şu anda var mı? Hayır. Şimdi evet. Yok. Yıkmışlar. Hayır, apartman bunlar. Yapmışlar. Apartman orası Alman Mektebi. Alman ama Mektebi. Büyük bir müştemilat. Şehit İlhanlara doğru da müdüriyet binası. Müdüriyet her binası. Ehman'ın diyor şey lojmanıydı. Lojmanıydı. Doğru. Daha sonra orası şey erkek muallim okulu. Evet. Yani 1925'lerde yapılmış. Doğru. Daha sonra şehir yatı dedikleri talebe okulu, doğru. Orta mektep. Evet. Yapılmış orası. Doğru. Daha sonra da yanmış. Doğru. Evet. Seda abi şimdi tabii daha sonraki programda belediye başkanlarını evet. Yine konuşuruz, ilgili meselelerini tamam. Konuşuruz. Tamam. Yarın da hani seçim var inşallah hani yarın evet. Yapılacak seçimler Allah hem ülkemiz versin. İçin hem Elazığ'ımız evet. İçin en hayırlı seçim olsun. Kim Elazığ'a hizmet edecekse, kim Beytülmal'ın hakkını koruyacaksa evet. Allah onlara nasip etsin. Son olarak da şeyle hani programda sonuna geldik ama eğer şey olursa hani Ramazan ayındayız, mübarek aydayız. Evet. Daha önce sizlerle tabii harpta Ramazan'ı konuştuk, harpta bayramı evet. Konuştuk. Çok da uzun sürmüştü. Evet. Böyle 5-10 dakika anlatacak olursak hayır. Hani Ramazan ayıyla Ramazan harpta nasıl geçerdi? Maneviyat olarak nelerdir? Oradan çıkaracağımız hayır. Dersler nedir? Şimdi hem gayrimüslimler şöyle, de vardı o dönemde. Çok işte, doğru. Evet, evet. Şimdi efendim şöyle tabii harput insanı dinine bağlı insanlar. Yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla dini akidelerini yerine getiren insanlar. Evet. Bir de harputun insanı ataerkil aile. Başta dedeler, neneler aynı evde ikamet etmişler. Ve diyor Ramazanlar çok güzel geçerdi harputta. Evet. Hatta ve hatta 3 ay evvelinden diyor Ramazan başlardı. Aynen öyle. Camiler silinir, süpürülür, gül sularıyla yıkanır. Millet diyor şeyde 3 ayları tutar. Evet. Yaşlısı da diyor tutardı. Takatı, kuvveti evet, yerinde olanlar. Evet. Ondan sonra da diyor tam Ramazan başlamadan evvel tandıra ekmekler yapılır. Evet. Efendim evin iaşesi temin edilir. Neler lazımsa onlar diyor evet, alınır. Doğru. Eve. Ramazan diyor gelir. Ramazan'ın başlangıcında geceleri teravih namazı kılınır. İki yerde diyor hatimle kıldırılırdı. Diğer yerlerde normal teravih namazı. Günümüzde de aynı değil mi? Günümüzde aynen. De İhsane Camii'yle bir de İmam Azam'da mı ne kılınır? Aynen kıldırıyorlar. Evet, doğru, mesela İhsaniye Camisi'nde hatimle kıldırılır. Evet. Mesela Ağa Camisi'nde evet. O zaman Hacı Hamid Efendi diyor hatimle kıldırırdı. Daha sonra da oğlu Müftü Kemal Efendi diyor kıldırırdı. Evet. Hatta bir anekdot anlatayım. Tabii aynen. Müftü Kemal Efendi baba rahatsızlanmış Hamid Efendi. Demiş ki baba müsaade edersen bu teravihi ben kıldırtırayım. Demiş oğlum sen hafız değilsin. Sen nasıl kıldıracaksın hatimle? Demiş ki ben her gün bir cüz ezberlerim. Akşam kıldırdım. Evet. Ya demiş öyle şey olmaz. Falso verirsin yanlışlık olur bir şey olur. Gizliden arkadaşına demiş ki Kemal'ın arkasında sen dur. Evet. Eğer bir falso falan verirse sen takviye edersin. Doğru. Ondan sonra Kemal Efendi Allah rahmet etsin her gün bir cüz evet. Ezberlemiş. Akşam okumuş. Doğru. Bitirmişler teravihi. Arkadaşına sormuş babası. Bizim Kemal hata yaptı mı? Evet. Demiş maşallah maşallah ama hiç demiş hata yapmadı. Yapmadı. Evet. Bir ay içerisinde düşünün hatim ediyor. Hatim ediyor. Evet. Öyle. Evet. Evet. Ondan sonra diyor sakalı şerif iki yerde vardı. Biri Kurşunlu Camii'de, biri Sara Hatun'da. Sara. Evet. Lihye-i Saadet açıldığı vakit diyor bilhassa Sara Hatun'daki Kadir Gecesi açılırdı diyor. Evet. Mübarek açıldığı vakit. O diyor Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi kimseye vermezdi elinde. Evet. Ondan sonra Harput'un güçlü kuvvetli insanları evet. Diyor kordon altına alırlardı evet. İzdiham olmasın. Ondan sonra diyor millet başlardı tavaf etmeye. Kurşunlu Camii'de de diyor Arefe günü ikindiden sonra açılırdı. O da Hacı Hamid Efendi'deydi anahtar. Evet. Ondan sonra orada diyor açılırdı. Orada açılırdı. Orada diyor bir kayıp meselesi de olmuştur. Daha sonra getirilmiştir. Ha, o, sakalı şerif. Sakalı şerif. Doğru. Ondan sonra bayramlaşmalarda diyor, bayramlaşmalar çok neşeli geçerdi. Bilhassa diyor işte çocuklara hediyeler alınınca işte bir yemenidir, bir elbiseliktir falan evet. Diyor. Çocuklar evet. Da o gece yatamazlardı. Evet, doğru. Şeyde mesela Ramazan'da
Evet. Eğlence olur muydu Arbat'ta? Yoksa şöyle sadece eğlence, yani hep şeyle manevi havada, hayır, manevi hava şey olarak mı şöyle, geçer? Harput'ta manevi havanın yanında mesela eğlenceler diyor ya olurdu. Evet. Olurdu. Hatta diyor gençler şeye kadar davulu beklerlerdi ki halay çeksinler, eğlensinler. Eğlensinler. Tabii. Ondan sonra sahura kadar. Tabii. Belediyelerin diyor davulcularından klarnetçileri vardı. Onlara para verirler diyor. Epey de çalarlardı, eğlenirlerdi. Gençler diyor şey yapmazdı. Buna diyor yaşlılar da iştirak ederdi. Ha yaşlılar. Tabii. Evet. Mesela Mehmet Said Efendi diyor sokakta göbek atardı. Göbek atardı. Evet. Tamam. Evet. Yani bağnazlık yoktu diyor. Evet. Yardımlaşma duygusu tabii, had safhada değil mi? Mesela yardımlaşma duygusu ilgili, şöyle. Fakir olsun fakat diyor harama elini uzatmazdı. Böyle insanlardı. Evet. Ve Harput halkı konu komşuya kendinde bir şey pişirdiği vakit en aşağı 3-4 komşuya ikram ederdi. Ve akşam birini davet etmişse evine iftarı diyor onunla beraber açardı. Genelde fakir halkı çağırırlardı yemeğe. Evet. İkincisi şey zamanı bayram günü camilerden adam götürürlerdi fakir halkı evlere. Evet. Ev yemeği yesin diye. Bir de asker. Asker. Evet. Hüseyinlik'te de vardı. Seko mahallesinde de vardı. Çünkü orada askeriyenin olduğu yerlerde getirirlerdi mesela. Asker getirirlerdi. Ha, askerler. Ha, karavana yemiş. Hiç evet. Değilse ev yemeği yesin ev diye. Yemeği yesin evet. Diye. Doğru. Yani durumuna göre 5 tane, 6 tane askeri alır getirir. Orada sabah kahvaltısını beraber yapardı. Doğru. Mesela şimdi sen incelediğin zaman Sedat abi Harput'ta etkileyen ne var mesela Ramazanlarda yani Harput'ta? Şimdi Harput'ta zaman. Tabii bir şey kalmamış. Yok şimdi değil yok. Geçmiş zamanda diyorum yani. Şimdi şöyle. O, evet eskiden. Mesela hani gayrimüslimler de vardı. Mesela gayrimüslimler de mesela şimdi şeye gelirler de, miydi yani iftar açmaya? Evet. Şöyle bir şey mesela. Şimdi Harput'ta Sarı Hatun'un bir penceresi efendim zekat penceresidir. Diyor adamlar tabii söylediğim en aşağı 150 sene evvel. Adam zekat miktarını belirler, keseye kor, getirir oraya kor. Fakir vatandaş da eğer lazımsa o paradan öyle elinin şeyine okkalamaz, bakmaz. Evet. Bir tane alır cebine kor gider. Gider. Ve rivayet öyledir, derler ki 2 ay, 3 ay o zekat penceresinde o akçeler diyor kalmıştı. Ha, evet. Kalmış. Kimse elini sürmez oraya. Ha, ihtiyacı yok, kimse evet, almıyor. Almaz. Evet. İkinci bir husus. Mesela adam bakkaldan veya kasaptan şey veresiye almıştır. Evet. Zengin adam gelir der ki bu 2 defterin 2 kanadını yırtacağım. Ne kadar hesabını yap ben ödeyeceğim. Zimem defteri derler. Evet. Günümüzde de müsiyat devam ettiriyor. Evet müsiyat o gün yapmıştı evet, Allah razı olsun. Evet. Ondan sonra o zaman da var. Evet. İkincisi fitresi zekatını fakir fukaraya verirdi. Bir de yalnız Harput'un bir şiarıdır. Sağ elin verdiği sol el görmeyecek. Görmeyecek. Evet. Yatsıdan sonra bir şey gönderdiğin vakit derlerdi kapıyı çal kaç. Kaç. Seni görmesin. Hmm. Evet fakir halk. Doğru. Ama günümüzde maalesef öyle değil. Değil. İşte gıda paketi yapıyorlar. İşte fotoğraflar çekiliyor. Çekiliyor. Yapılıyor, kanalları çağırıyorlar. Efendim evet, gösteriş işte, oluyor. Defteri diyor işte o, fotoğraflar hoş bir şey değil. Yani karşıdakini rencide etmektir. Doğru. İkincisi gayrimüslimleri sordunuz. Gayrimüslimleri de davet ederler. Evet. Bayramlarda mesela diyor ki Mr. Barnum mesela kendi kolej hocalarından diyor tenekeci yan veya lüleci yanı alır. Gelir evet. Harput'taki alim-i ulemaların bayramlarını tebrik eder. Evet. Orada mesela diyor otururlar. Evet. Onların bayramında da diyor Müslümanlar diyor giderdi. O kapalı spor salonu Vercera dedikleri yerde diyor. Onlar yalnız diyor dondurma ikram ederlerdi. Harputlu dondurmayı diyor bilmezdi. Evet. Harputlu diyor pekmezi karla şey yapar. Evet. Karlama derler. Onu diyor yerdi. Ama onlar diyor dondurma yaparlardı. Dondurma ikram yaparlardı. Ederlerdi. Bir de gayrimüslimlerin bayramlarında diyor kızıl yumurtayla çörek ikramı. Ha çörek. Diyor yapar gönderirlerdi. Evet. Ama o zaman ne güzel şey var değil mi? Birlik, beraberlik, tabii, birlik, birbirlerine beraberlik saygı, anlayış sonra, değil mi? Sonra aileler içerisinde evet. Konu komşular birbirlerini kollarlar, şey yapmazlar. Ta ki 1890'da
Taşnak ve Hınçak komitalarının parmağı buralara uzandığı vakit Ermenileri ayaklandırmışlardır. Evet. O olmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Tabii olmaz. Değil mi? Tabii misyonerlik faaliyetleri bir taraftan. Bir taraftan da Rusların o parmağı bunları ayaklandırmıştır. Ondan yoksa sonra... burada öyle bir kötülük olmamış. Yani hiçbir zaman öyle bir çatışma olmamış. Çatışma olmamış Harput yöresinde. Harput yöresinde. Evet. Diğer yerlerde olmuş mesela bir Bitlis'te, Van'da, şurada, burada olmuş Erzurum'da. Evet. Fakat bizim burada o kadar pek fazla yani bir şey olmamış. Burada daha hoşgörülü, daha anlayışlı birbirlerini şeydi. Birbirlerini kullanmışlar. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Mesela o Hıncak ve Taşnak komite üyeleri, azılı katiller, Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi'ye pusu kurmuşlar sabah namazına diyor gelirmiş. Ondan sonra pusu kurmuşlar ki öldürsünler, öldürememişler. Daha sonra diyor diyor Kürtler Harput'a saldırdılar Talan'da. Evet. O sırada diyor saldırmadan evvel diyor yaşlı Ermeniler diyor geldiler Beyzade'ye iltihak ettiler. Bizi kurtar. Bizi kurtar. Evet. Dedi ki başınıza bir beyaz örtüyle kapınıza bir beyaz bayrak sallayın ki bu Müslüman evidir densin ki bir şey yapılmasın diye. Yapılmasın diye. Ve diyor onu yaptılar bir şey olmadı. Doğru. Evet. Çok önemli. Evet. Doğru. Yani tabii Harput'ta diyor neşeli geçerdi. Bayağı. Eğlenceli öyle tabii, şey değil mi? Ev sohbetleri. Evet. Evet. Ve diyor şeyde de adını söyle bilhassa yaz sezonunda eğer bayram yaza intikal etmişse bir kurban bayramı veyahut da bir Ramazan bayramı o zaman da diyor Vali Paşa çıkardı. Şimdiki şeyin Balatgazi'nin bu tarafında diyor şey vardı üstü açık namazgah vardı. Yani. Namazgahta diyor bayramlaşma olurdu ve rütbe hesabına göre biraz evvel anlattım. Tabii. Mesela alim-i ulemanın da rütbeleri diyor vardı. Mesela Mekke payelisi, Edirne payelisi falan gibi isimler. Tamam. Onların diyor mesela sarıklarının kenarında diyor bant vardı. O onu temsil ederdi. Ve bayramlaşmalarda veya özel günlerde bir şey yapıldığı vakit diyor siyah biniş dedikleri siyah lata giyerlerdi. Doğru. Onlar da. Eğer bu tarafta da sivil memurin İşte demin arz ettim, işte saliye, sanise, efendim, mütemayiz, ula, bala rütbesi almışsa onların elbiseleri de diyor değişik. Onu giyer, o törende bulunurlardı. Toplu iftar olur muydu? Yani toplu iftarlar pek yani orada geniş yerlerde yok. Hani yaz sezonunda bağda bahçede oluyor bahçede da. Fakat kış sezonunda ancak selamlık odalarında. O da işte 20 kişi, 25 kişi. Yani böyle 100-150 kişilik bir yer yok. Evet, evet. Yok, günümüzde bir şey kişilik gibi. Evet, değil şimdi mi? Hani mesela yapıyorlar falan, kalabalık oluyor ama o zaman yok. O zaman selamlık odasında kaç kişi alıyor diyelim ki oda veya sofa? Sofa. Efendim işte 20 kişi, bilemeden 30 kişi. O kadar. Fazla değil. Yemekler zaten şey, tabii, sade mi olurdu yoksa zengin mi olurdu yemekleri, iftar yemekleri? Adamın gücüne göre. Evet. Adam eğer zenginse yemeklerde 7-8 çeşit olur. Evet. Bir şey anlatayım bak. Ondan bitirelim o zaman. Hep soruyorsun, ben de anlatıyorum. Şimdi şöyle bir durum. Demin dedim ya Çöteli Mehmet Bey. Doğru. Yığıkide oturuyor, belediye reisi. Vali Bey'e demişler ki, bir Ramazan'da Mehmet Bey'in evinde 9 kap yemek pişer. Vali Bey inanmamış. Demişler ki Ramazan'da Mehmet Beyler'de 9 çeşit yemek pişer. Evet. Evet. Demiş ki o zaman şöyle yapalım. İftara şöyle 10 dakika kalaraktan hiç haber vermeyin gidelim Yığıkiye. Evet. Faytona binmişler. Tam daha ezana 10 dakika kalaraktan Mehmet Beyler'e inmişler. İnmişler. Mehmet Bey karşılamış. Vali Bey hoş geldin ve gelen zevatı da karşılamış. Ondan sonra tabii bunlar hani söylenmiş ya 9 çeşit yemek. Evet. Bir yemek gelmiş sırasıyla geliyor. Evet. Demiş ki bak ben size söylemiştim Vali Bey say. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bu 9. Evet. 9 değil mi demiş. Vali Bey hayret etmiş. Demiş bak haber vermedik. Evet. Sen 9 kap dedin. Ben inanmadım ama 9 kapmış. 9 kap. Evet. Evet. Doğru. Yani gücüne göre değişiyor. Tabii değişiyor yemekler. Evet. Evet.
Ama tabii Harput-i Ramazan daha farklı da manevi hayatıyla. Tabii ayrı bir, yani mistik havası var. Mistik havası ondan var. Sonra güzellik var, evet, temizlik doğru. var. Evet, evet. Doğru. Harput'un. Evet. Evet. Seda abi çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İnşallah yani seçimlerde yarın yapılacak olan seçimler bir Allah kez hayırlısını versin. Hem ülkemiz için, elinizin evet. için Allah hayırlısını nasip etsin. Amin. Hem Osmanlı zamanındaki belediye evet. başkanlarını, ilgili evet. meclis üyelerini, belediye meclis üyelerini evet. konuştuk. 1950 yılına kadar geldik. Geldik. Daha sonra inşallah fotoğraflarla i̇nşallah. Beraber 50 yılından sonraki Tabii. belediye başkanlarını da bir başka Tabii. bir programda, başka konuşuruz. Programda konuşuruz. Son olarak ekleyeceğiniz var mı? Yarınki seçimler vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlı olur inşallah. İnşallah. Ve birlik, beraberlikle, kardeşlikle yani. Evet. nice günler geçirelim. Evet. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. İnşallah. Evet, temennim o. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz araştırmacı yazar Sayın Sedat Çağlayan Bey'di. Kendisiyle Osmanlı zamanındaki belediye başkanlarını, Harput'taki il genel meclis üyelerini, belediye meclis üyelerini konuştuk. En son bölümde ise Harput'taki Ramazanlara biraz değindik. Bizi kırmayıp geldiği için Sedat Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Başka programlarda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler.